İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 10 Ocak 2019 Cuma. Efendim 822. sentez programından sesleniyoruz. Bu akşam konuğum Alanya Müftümüz Sayın Doktor İhsan İlhan Bey ile birlikteyiz. Efendim malum Ramazan ayı içerisindeyiz. Hepimiz oruçlarımızı tutmaya gayret gösteriyoruz. Ama bilinmesi gereken bu ayda, bu mübarek ayda bilinmesi gereken çok önemli püf noktalar var. İşte biz bu akşam hem Ramazan ayını hem de oruçla ilgili bilinmeyen bir takım şeyleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nasıl gidiyor Ramazan ayı? Elhamdülillah. Bereketiyle, hayırıyla, bize vermiş olduğu manevi disipliniyle ve enerjisiyle Ramazan'ı yaşıyoruz. Harika. Hocam, evet bugün programımızda genellikle Ramazan'la ilgili konuları konuşacağız ve oruçla ilgili konuları masaya yatırmak istiyorum. Tabii ki izleyicilerimizin de merak ettiği birçok konu var. Onlara cevap bulmaya başlayacağız ama ben öncelikli olarak şunu öğrenmek istiyorum. İzleyicilerimiz adına soruyorum yani. İyi bir Müslüman nasıl olmalıdır? Önce oradan başlayalım isterseniz. Evet, teşekkür ediyorum. Ben de bütün seyircilerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Cenab-ı Hak Ramazan'ın mana ve ruhunu idrakiyle yaşamayı, onun getirdiği manayı ve bereketi üzerimize taşımayı nasip eylesin diyorum. Tabii aslında Ramazan ve Ramazan'ın ruhu, Ramazan'ın gayesi iyi bir Müslüman yapmaktır. Evet. İyi insanı iyi bir mümin kılabilmektir. O açıdan tabii soruyu o şekilde sorduğunuz için oradan başlayarak Ramazan boyutuyla devam edelim inşallah. Tabii ki, tabii ki. Tabii mümin kimdir, Müslüman kimdir gibi soruların cevabını sence bence olacak bir şey değildir. Onun için Kur'an-ı Kerim ve sünnet peygamberimizin hayatı ve onun mübarek kelamları, onun ahlakı mümini ve Müslümanı tarif ediyor. Mümin ve Müslüman kavramı aslında birbirlerinden ayrı bir görülse de birbirlerini yerine kullanılan iki aynı kavramdır. Elbette birbirlerine karşı nüansları vardır. Mümin iman eden demektir. Mümin güvenen demektir. Onun için mümin hem güvenen hem de güven veren insan demektir. Evet. Yani Allah'a güvenen, Allah'a güvendiği gibi insanlara güven veren insandır. O açıdan iman kalb ile tasdik, dil ile ikrardır. Kur'an-ı Kerim hemen Fatiha'dan sonra kendini tanıtırken kendi misyonunu ilk önce kendine iman eden insanların, gaybe iman eden insanların yaşayacağını ifade etmekle aslında Kur'an-ı Kerim bütün Fatiha'dan Nas'a kadar müminin kalbini, müminin yaşantısını, müminin ahlakını, sosyal ilişkilerini, ebedi hayata bakışını ve ona olan hazırlığını anlatır. Onun için mümin çift dünyalı bir insandır. Hem bu dünyaya hem ahirete göre yaşamasını bilen, her iki dünyayı da inandığı değerlerle dizayn eden ve ölçülerini ona göre alan kişidir. Müslüman bu iman, kalbi iman bakımından mümin kelimesi konulur. Evet. Allah'ın iradesine teslim, yani Allah'ın hükümlerine teslim olmak, kayıtsız ve şartsız kabullenmek, baş tacı etmenin adına da Müslüman denilir. Onun için Müslüman ve mümin inanç esaslarında, ibadet esaslarında, ahlaki esaslarda şu veya bu şekilde kendince indiği yorum yapan değil, Allah ne demişse amennâ ve saddakna diyen kişidir. Biz bunu her Müslüman yatsı namazını özellikle cemaatte kılındığı ve kıldığı zaman hocalarımızın aşri şerif olarak okudukları Bakara suresinin son iki ayeti 85 ve 86. ayetlerde Cenab-ı Hak orada mümini tarif ediyor. Âmener Resûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mü'minûn. Resul, peygamber Muhammed Aleyhisselam kendisine indirilene iman etti ve müminler de iman etti. Şimdi burada bu ayeti kerimenin ifade ettiği manayla bizim imanımızla inandığımız esaslar bakımından, inandığımız değerler itibariyle
peygamberimizin imanıyla aynıdır. Ki peygamberimiz benim getirdiğime iman etmeyen kişi mümin olamaz buyuruyor. Benim getirdiğime iman etmeyen kişi mümin olamaz. O nedenle ayeti kerimede peygamberimizin inandığı, inanılmasını istediği bütün esaslara mümin de iman eder ve tasdik eder. Ve onun akabinde ayeti kerimeden اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّنْ اَمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَةِ كُلُّنْ yani kullu vahidin her birisi bunlardan Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe iman ettiğini ve bütün peygamberler arasında ayrım yapmadan tasdik ettiğini ve aynı şekilde Allah'ın emir ve hükümleri karşısında وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعْطَانَا işittik ve itaat ettik diyen insandır. Ve hayatını, yaşantısını Rabbine göre yaşayan, Rabbinin emirlerine göre tanzim eden mümin, Müslüman kişiliği o inandığı değerleri hayata taşıyandır. Onun için iyi bir Müslüman dediğimiz zaman kişi günahkar olmakla Müslümandır, günahkar olmakla mümindir. Ama o günahı yaşamakla veya işlediği günahı hayat edinmekle devam ederse, o günahı meşru görürse, o günahın kendisine bir zarar vermeyeceğini, bundan da bir şey olmaz, bu devirde böyle de mi olur gibi cümleler kullanırsa Allah muhafaza, o zaman Allah'ın emrini, Allah'ın hükmünü hafife aldığını, onu basitleştirdiği, haşa Allah'a cehalet isnat etmesi bakımından kişi kendini mümin de zannetse Allah muhafaza dinden çıkma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Çünkü Allah alimdir diye iman eden kişidir mümin. Allah'ın esmasına, 99 ismine, zatına ve isimlerine inanan ve her isminin tecelli ettiğine kabullenen kişidir mümin. O nedenle "Gufraneke Rabbena ve ileykel mesir" ifadesiyle hata etse, sürse, ayağı takılsa, yanlışa düşse bulunduğu yerde ol durmayan, hemen tövbeyle Rabbine dönen kuldur. Onun için hemen aşağıya ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak orada bizim nasıl dua edeceğimizi bize öğretiyor. Yani hata ile unutkanlıkla yaptığımız işlerden Allah'ın hesaba çekmeyeceğini, bütün görevlerin bizim yapabileceğimiz bir görev olduğunu ve ondan sonra geçmiş ümmetlerin de düşmüş olduğu duruma düşmemek için Cenab-ı Hakk'a sığınarak ve ondan yalvararak, isteyerek iyi bir Müslüman olmanın duasını yapar. Sonra Allah'ım beni bağışla, beni affet ve bana merhamet et. Ve bizim sahibimiz sensin. Senin yolunu engel olan, senin dinini inkar edenlere karşı da, kafirlere karşı da bize yardım et diye bu şekilde bitiriyoruz. O nedenle Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de müminleri tarif ediyor. Şöyle mesela bir iki ayet örnek vereyim. İnnemel mu'minûne lezîne âmenû billâhi ve rasûlihi. Hucurat suresinde müminler ancak şu kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ederler. Thümme lem yertâbû. Asla şek ve şüpheye düşmezler. Onlar Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler. Ulaikehumu sadikun. İşte sadık olan, sözünün eri olan insanlar bunlardır. Sıdk üzere olanlar bunlardır. Çünkü iman ne demiştik? Dille ikrar, kalbiyle tasdik. Yani diliyle kalbi aynı olan insan bunlardır diyor Cenab-ı Hak. Şimdi burada tabii cihad kelimesi önemli bir kavramdır. Cihad Kur'an'ın üzerinde döndüğü kavramlardan bir kavramdır. Mesela iman, İslam, Müslüman, sabır, salih amel, evliya gibi Kur'an'ın üzerinde özellikle bütün ahkamını üzerine bina ettiği kavramdan birisi de cihat kavramıdır. Nedir cihat o zaman? Aslında cihat inandığı gibi yaşama mücadelesidir. Nefse karşı, şeytana karşı ve dini engellerlere karşı mücadele bilincidir. O nedenle mümin pısırık, kendinden geçmiş, neme lazımcı bir tip değildir. Olaylar hocam, karşısında cihatı sanki bir savaş simgesi olarak değerlendiren kişiler de var. Şimdi cihatın o kıtaldır, o savaştır. Evet. Cihat mesela bugün ülkemizin kalkınması için her insanın üzerine düşen görevi en güzel şekilde yerine getirmesi cihattır. Siz sunuculuk yapıyorsanız sunuculuğunuzu sunuculuk ilkeleri doğrusunda en güzel şekilde icra etmeniz sizin mesleğinizin cihadıdır. Doğru. O anlamda askerin cihadı savaş anında, savaş anındaki cephedeki savaşıdır. Ona kıtal diyoruz. Ama
savaş olmadığı zaman da savaşa hazırlığı da askerin cihadıdır. Evet. Şimdi savaşa hazır olmayan bir asker nasıl savaşacak? Mümkün değil. Onun için kavramları Kur'an'ın verdiği anlamla kullanacağız. Tabii bu emperyalist güçleri, küfür ehlini korkutan bir kavramdır bu. Cihat kelimesi. Cihat kelimesi. Evet. Neden? Çünkü toplumu canlı tutan, işte dış dünya bunu öyle diri tutan algılıyor. Bir kavramdır, evet. Cihat kavramı. Şimdi biz şu anda dünyada bile mesela biz kendimiz ülke olarak da tatbikatlar yapmıyor muyuz? Devam. Neden yapıyoruz tatbikatları? Kendi gücümüzü hem dünyaya duyurmak hem de hazır hale getirmek, tabii canlı tutabilmek değil mi? Tabii. Onun için yani burada tabii o kavram üzerine yoğunlaşmak diğerlerini eksik bırakır ama kavramın Kur'an'da geçen bir kavram mı? İşte mümin burada itiraz etmez. Birileri bir şey söylüyormuş. Allah ne diyor ona bakacak Müslüman. İşte buyurduğunuz, tespit ettiğiniz nokta çok önemli. Evet. Allah ne diyor? Müslümanların imanı Allah ne diyorsa amennâ ve saddakna. Kim ne derse desin. Evet. Kim ne yorum yaparsa yapsın. Evet. Biz onlarla ilgilenmiyoruz. Mümin demek Allah'a iman edendir. Allah'a güven duyandır. Allah ne derse amennâ ve saddakna diyendir. Onun için onlar Allah'a çağrıldıkları zaman şek ve şüphe etmeden tam teslim olanlardır. Onun için bütün peygamberlerin tebliğ ettiği din adı İslam'dır. Evet, doğru. Hocam şimdi tabii ki biz 12 ayın sultanı olarak değerlendirdiğimiz Ramazan ayını idrak ediyoruz. Tabii ki bu aynı zamanda oruç. Şimdi insanlar mutlaka... Bilmeyenler mutlaka var. İşte Ramazan nedir? Oruç nedir? Efendim oruç nasıl ortaya çıkmıştır? Kelime anlamı nedir gibi sorular var efendim. Buna bir cevap alabilir miyiz? Teşekkür ediyorum. Şimdi iyi Müslüman kimdir? İyi mümin kimdir sorusu üzerine Ramazan tam üzerine oturuyor tabii. Aynen. İşte Ramazan... Yalnız parantezine efendim yanlış anlamayın. Tabii sadece Ramazan ayı içerisinde oruç tutulmuyor. Değil mi efendim? Ama buradaki farz olan oruç. Farz olan. Öbürü nafile olan oruçlar. Nafile oruç. Asıl olan şimdi farz herkesi ilgilendirendir. Tamam. Onu da değerli. Nafile evet. Kişiseldir. Doğru. Evet. Ama her mümin Ramazan'da oruç tutmak sorumluluğu vardır. Evet. İman etmenin gereğidir. Onun için ona tabii geleceğiz. O şartlar gereği. Tabii. İman etmenin gereğidir. Mümin olmanın gereğidir. Tabii. Şimdi Ramazan kelime anlamıyla da sıcak, kavurucu sıcaklık demektir. Ramazan bol yağmur anlamı vardır. Onun için Ramazan kelimesi sözlük anlamıyla da insan içindir. İnsana yöneliktir. Nasıl ki bir deriyi güneşe koyduğun zaman o kurur ve temizlenir ya, adeta insanı temizleyen unsurdur. Ramazan. Aynı zamanda günahlarından arındırandır. Öyle, temizleyendir. Temizlemek. Yani, evet, İnsanın tabii kirliliği suyla yıkanılır. Onun için abdest almaya başlarken diyoruz ki ya Rabbi suyu temizleyici kılan Allah'a hamdolsun diyoruz. Su temizleyicidir. Evet. Ve hayat sudur. Evet. O maddi anlamdakini Allah vermiş. Su olarak vermiş. Buyuruyor ki su yedi kat yerin dibine gitse kim çıkaracak? Suyu bizim derelerine, nehirlere, denize önümüze sunan kimdir? Rabbimizdir. Allah'tır Celle Celaluhu. İşte onun için su berekettir, su temizliktir. Evet. Ama bir de insanın azalarının, gönlünün, kalbinin kirlenmesi vardır. O gönlünün ve kalbinin kirlenmesi insanı insan olma değerlerinden uzaklaştırıp onu farklı kesime doğru götürme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Çünkü insanın kalbine düşen her kötülük onun kalbini karartır. O açıdan gönlünü temizleyecek, ruhunu temizleyecek, bedenini temizleme muamelesine Ramazan diyoruz. Yağan yağmur da yine aynı şekilde birincisi sıcaklıkla ifade edilir. Diğeri ise cehennem ateşinde temizlenmeden dünyada Ramazan'la temizlenmek diyebiliriz. Diğeri de bol yağmur demektir. Yağan yağmur nasıl tabiatı tertemiz kılıyorsa insanda, Ramazan da müminleri tertemiz kılar. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselam... Bu arada efendim hakkınızı helal edin. Bu akşam teravih namazından size alıkoyduk. İnşallah kılarız. Tebliğ vazifesini yani, yapalım. Yok hakkınızı helal edin. Alıkoydum çünkü sizi. En azından izleyicilerimiz de tabii ki merak ediyor çok soruya cevapları. O yüzden evet. Kusura bakmayın buyurun. Estağfurullah. Ramazan
Bu yağmurluk, yağmur manasıyla itibariyle bereket ve temizlik anlamı olduğu gibi Peygamberimiz herkesin çok, her Müslümanın bildiği hadis-i şerifte ki Ramazan'la başlarken ilk konuştuğumuz kavramdır. Evet. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluştur. Bu üç kavram aslında Kur'an anlatıyor. O nedenle Ramazan, Kur'an-ı Kerim Ramazan'ı Kur'an'la tarif eder. Evet. Şehru Ramazanellezi unzile fihil Kur'an. Kur'an'ın kendisinde indiği aydır Ramazan. Şimdi Kur'an'ın kendisinde indiği aydır diye tanımlarken Cenab-ı Hak Kur'an'la şereflendiğini ortaya koyuyor. Ramazan saat bakımından, gün bakımından değişmiyor ki Şaban ayından, Recep ayından, Zilkade ayından, Zilhicce ayından değişmiyor. Muharrem ayından değişmiyor. Aynı güneş doğuyor. Aynı zaman dilimi, aynı tabii hadise değil mi? Onun içinde var olan onu kıymetlendiriyor. İnsanı insan yapan nedir? Ruhudur. Ruhu çıktıktan sonra insan kaç saat bekletilebilir? Hemen toprağa verilir değil mi? Çünkü kokar. İnsanı kıymetli kılan insandaki ruhtur. İşte zamanı kıymetli kılan, Ramazan'ı Ramazan yapan, ondaki ruh olan Kur'an'dır. O nedenle Ramazan'ı bereketli kılan, rahmet ayı, mağfiret ayı kılan, cehennem azabından kurtuluş ayı kılan Ramazan'ın kendisinde inmiş olduğu Kur'an'dır. O nedenle ayların içerisinde Ramazan kendinde... Özür dilerim hocam. Kur'an-ı Kerim kışın mı inmiştir, yazın mı inmiştir? Kur'an'ın şöyle, Kur'an'ın inmesi Ramazan ayı. Peygamber hicretten 1,5 yıl sonra Kur'an olmuştur. Ramazan olmuştur. Mevsim olarak. Mevsim olarak çok olarak bilemiyorum. Çünkü bunu neden sordum biliyor musunuz hocam? Çünkü Ramazan ayı biliyorsunuz her sene 10 gün önceye geliyor biliyorsunuz. Evet. Biz çocukluğumuzda işte kışın oruçlarımızı tutuyorduk. İşte yaz mevsimi geçti. Şimdi tekrar kışa doğru geliyoruz yavaş yavaş. Ondan sonra yani çok bunun bir anlamı olmadığı için, hayat için bir detay olduğu için zihinde kalması çok mümkün değil. Onun için Ramazan ayı, çünkü bu bir şeyle bizim bildiğimiz miladi aylar gibi bir hesabı olmadığı için dediğiniz anlamda değişkenlik arz ediyor. Evet. Onun için burada mesele Ramazan'ın bizzat kendisidir. Kur'an'ın Ramazan'la inmesiyle Ramazan şereflenmiştir. Kur'an Hazreti Peygamber'e inmiştir. Hazreti Peygamber bütün peygamberlerin hatemin nebiyin olmuştur. Eşrefül mürselin olmuştur. Bütün rasullerin en üstünü olmuştur. Kur'an ümmeti Muhammed'e inmiş. Ümmeti Muhammed insanlığın en şereflisi olmuştur. Onun için Kur'an'ın indiği gece de en şerefli gece olmuştur. Kadir gecesi demek kadri ve şerefi gücü olan gece demektir. İşte Kur'an'la tanıtılan Ramazan ayı aslında bize şunu öğretiyor. Bu kitap, bu Kur'an Ramazan'da indirilmiştir ve zaman Ramazan şereflendirilmiştir. Ve Ramazan aslında sizin Kur'an'ı yeniden güncellemeniz, yeniden anlamanız, yeniden tedris etmeniz, okumanız, okumasıyla ibadet edeceğiniz mana ve ruhunu, derslerini, nasihatlerini, öğütlerini alıp hayatınıza uygulayacağınız bir Kur'an mektebidir Ramazan. Onun için Ramazan ayı rahmetiyle, mağfiretiyle nasıl üzerimize gelecek? Rahmetin sebebi, rahmetin vesilesi Kur'an'dır. Peygamberimizi Cenab-ı Hak وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ diye tanımlıyor. Öğretiyor bize. Ey Resulüm, biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik diyor. Buradaki rahmetten mana peygamberin getirdiği mesajdır. Yani Kur'an'dır. Çünkü insanlığın rahmeti Kur'an'dır. İnsanlığı, insan olma değerlerini her türlü nefisten, her türlü çıkardan uzaklaşıp bütün hakikatleri öğreten insanlığın şaşmaz kılavuzu Kur'an. Onun için Ramazan'ı mana ve ruhuyla yaşayabilmek için Kur'an mektebinin öğrencisi olmamız gerekiyor. Evet. Ve ayeti kerime, affedersiniz, hüden linnas diyor. Bu Kur'an niçin indirilmiştir? Size rehber olsun diye. Tabii ki. Ne demek rehber? Kişinin yol güzergahını gösteren. Tabii ki. Yani hem dünyasında nasıl bir hayat yaşayacağını, ahireti nasıl kazanacağının rehberi olan. Rehber geldiği, rehberlik yaptığı hadiseyle ilgili olaylara vakıftır. Tarihi bilinciyle, şekliyle, estetiğiyle, sanatıyla değil mi? Veya yani Alanya'yı gezdiren bir insan, Alanya'nın yemeğinden tutun da gezilmeyecek yerlerin hepsini bilmesi gerekir ki insanlar rehberlik etsin. İşte bu dünyayı bilen, yaratan ve bilen Allah, insanın da sahibi olan Allah, yeryüzünde insan için şaşmaz ölçü olan Kur'an'ı indiriyor.
Onun için Ramazan'da indirilen Kur'an insanlar için hüden linnas ve beyyinatin minel hüda. Bütün hidayet rehberleri, hidayet belgeleri, yani üstün körü değil, neyin nasıl olacağını en güzel şekilde ortaya koyan, hakla batılı ayırt eden kitabın indiği bir aydır Ramazan. Onun için Ramazan Müslümanın Kur'an'ın bütün esaslarıyla, bütün hükümleriyle ilgilendiği, müfredatı Kur'an olan, ibadet olan bir mevsimdir. Evet. Oruçla da tabii ki bütünleşmiştir yani Ramazan ayı, değil mi efendim? Ama evet. İşte oruç nasıl doğmuştur? Yani nasıl ortaya çıkmıştır? O konuda bilgi verebilir misiniz efendim? Evet, kelime anlamı. Oruç tutmak demektir aslında. Savm tutmak demektir. Şimdi oruç, Kur'an-ı Kerim'in biz insanlığın tarihini ancak Kur'an'ın öğrettiği kadar biliyoruz. Aslında şunu da ifade ederek dinleyicilerimize, seyircilerimize önemli bir hakikati de ifade etmiş olayım. Aslında Kur'an-ı Kerim insanlık tecrübesinin birikimidir. Anlattığı peygamberler hayatıyla geçmiş hayatın insanlık tarihinin ana gövdesini, temel esaslarını bize bildirir. Ve Rabbimiz oruç ibadetinin farziyetini anlatırken de şu devirde bu devirde başlamış diye ifade etmiyor. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılınmıştır diye beyan etmekle insanlık tarihinin Adem'le başlayan bir ibadet olduğunu bize öğretiyor. Neden oruç ibadeti Ramazan'da farz kılınmış? Çünkü Kur'an müfredatını yerine getirirken, Kur'an'ı yaşama bilincini ve şuurunu elde ederken insan için en büyük engel ve insanı dünyaya meylettiren, insana kötülükler işlettiren, insana haramları işlettiren, insana ebedi hayatını yok ettiren nefsidir, arzularıdır. Çünkü insanın dünyaya karşı, hemcinsine karşı, paraya karşı ve buna benzer bütün dünyevi arzular karşısında koşma içinde sevda vardır. Bu sevda insana bütün kötülükler yaptırır. Ve şeytanın da oltası nefsidir. O nedenle Yusuf peygamberin ifadesiyle ben nefsimi temize çıkaramam diyor. Yani nefis her zaman kötülüğüyle emmaratun. Emmare kelimesi, ne buna nefsi emmare diye hep böyle nefsi tanımlarken, taksim ederken birinci merhalede nefsi emmare diye hep anlatılır. Aslında emmare kelimesinin anlamı hiç durmadan, mübalağa ile çokça her zaman insana su kötülüğü emreden nefistir. İşte bu insanın emreden bu nefsi terbiye etme, dizginleme, ölçü ve sınıra koyma muamelesine oruç diyoruz. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orucu tanımlarken oruç bir kalkandır diyor. Kalkan. Nasıl ki diyor düşmana karşı düşmanın oklarını engellemek için kullandığınız kalkan neyse şeytanın ve nefsin oklarına karşı da sizi koruyan bir kalkan. Evet. Hocam şu tabii ki tarih kitaplarına baktığınız zaman oruç kelimesinin İran dilinde, İranlar dilinde roze kelimesinden ve aynı zamanda roça kelimesinden türediği iddia ediliyor. Ha o şöyle, namaz da öyle. Yani bu bizim kendi, bizim için asıl biz orijinalinden Kur'an'ın kavramla onu ben ifade ettim. Asıl son kelimesi tutmaktır derken. Evet. Ha, oradaki oruç kelimesi dediğiniz gibi. Yani türemesini ben öğrenmek istemiştim de. Tamam. Yaptığım araştırmada böyle bir doğru. Namaz kelimesi de Farsça'dan geliyor. O bizim kültür haznemizin bir ürünü olarak ifade ederiz. Evet. Peygamber de öyledir. Hani bu kavramların bizim geldiğimiz gelenek veya da bir kültür havzamızın getirmiş olduğu değerlerdir bunlar. Onun ayrı. Ama biz orijinal Arapça kavram olarak ben ifade etmek istedim. O dediğiniz nokta doğru. Aynı o şekilde. Çünkü Karahanlılar tarafından yani roze kelimesinden türeyen bir kelime. O oruç kelimesinin bizdeki kullandığı kavramıyla biz onun daha önce daha tutulan manayla ve Kur'an'daki ifadesiyle mesela Kur'an'da es-savm'dur. Savm kelimesidir. Evet. Yani oradaki manayla tutmak diye ifade ettim. Doğru diyorsunuz. Evet. Evet. Türkçemizdeki anlamıyla değil. Evet, şimdi bu orucun bu şekilde kalkan oluşu bize şunu öğretiyor. İnsanın nefsini dizginlemesi ve kötülüklere karşı korumasıdır. Evet. Ve ayeti kerimede oruç size farz kılındı. Korunasınız diye. Neden korunasınız? Haramlara düşmekten korunasınız. Kibirden korunasınız. Hasetten korunasınız. Kötülük yapmaktan korunasınız.
ve ebedi hayatta cehennemden korunasınız diye oruçta farz kılındı. Vikaye kelimesiyle, takva kelimesiyle Cenab-ı Hak anlatıyor. Onun için oruçla takvaya eresiniz. Allah'ın koyduğu sınırlarda yaşayasınız. Tilke hududullah. Allah'ın koyduğu sınırlar insanın yaratılış keremini koruyan sınırlardır. Onun için ahsen-i takvim olarak yaratan insan, eşrefi mahlukat olarak yaratılan insan bu yaratılış kıvamını Allah'ın koyduğu ölçülere göre yaratır. Mesela bugün yediğimiz gıdaların bile insanın bedeni nasıl bozduğunu söylüyoruz değil mi? Neden? Allah'ın yarattığı bozulduğu için, GDO'suyla oynandığından dolayı yenilen gıdalar çok para kazandırıyor ama insanı parayla insan kendini zehirliyor. İnsan parayla zevk aldığını hissediyor ama kazanıp ve harcadığı şeylerden bugün hastalıkların birçoğunun temelinde yediğimiz besinlerin unsu sebep olunuyor. Neden? Kesinlikle. Allah'ın koyduğu ölçüleri bozulmuş, GDO'suyla oynanmış ve suni ilaçlarla beslenmiş bir gıda ile topraktan orijinal gelecek şekilde yaratılmış olan vücut organik şeylerle bozuluyor. Bozuluyor. Şimdi bakın genleriyle insanı tabii. Yiyeceğini bozuyorlar. Sonra organik diye satarken yine gayri bir şekilde, gayri meşru bir şekilde organik olmayanı organik satarak da o şekilde insanları kandırıyorlar. Bakın Allah'ın ölçüsü bozuldu mu hayat bozuluyor. İnsanlık bozuluyor. Denge bozuluyor. Denge bozuluyor. Evet. O nedenle Allah'ın ölçüsü hem toprakta gider. Mesela Allah insanın vücudunu topraktan yarattı. Balçıktan yarattı değil mi diyoruz? Evet. Kokuşma topraktan. De dikkat edin. İnsanın beslendiği her şey topraktandır. Toprak olmayan bir şey var mı? Su topraktan çıkar. Değil mi? Tabii ki her şey. Yediğimiz et topraktan olur. Toprak. Hayvan neyi beslenir? Otu beslenir, otla beslenir. Tabii. Ve topraktan yeri bak. Her şey topraktan. Topraktan olmayan bir şey yok. İnsanın bedenine Allah topraktan sayısız nimetler verdiği gibi insanın ruhunu da Kur'an'la beslemiş, onun ruhunun gıdası da Kur'an'ı belirtmiştir. Onun için oruç ibadeti ruhu gıdalandırmak, nefsi terbiye etmektir. Yeri gelmişken şunu ifade edeyim. Şimdi Ramazan bütün kavramlarımızın içi boşaltıldığı gibi Ramazan'ı şenlik haline döndürmek, eğlence haline döndürmek gibi bir yalpalama ve kayma olduğu gibi Ramazan ayının ve oruç ibadetini de bir besin ayı gibi, bir yemek çeşidi seçme gibi, iftarla da ne yiyeceğiz, sahurda ne yemeyeceğiz, araya diyetisyenlerin girdiği, çıktığı ve insanların bir menüyle karşı karşıya kaldığı gündem bir Ramazan. Ramazan bu değil. Ramazan'ın ruhunu öldürmektir, orucu öldürmektir. Hani biz fakiri tanıyacaktık? Hani aç kalan insanla beraber olacaktık? Evinin damı olmayan, örtüsü olmayan insanın acısını hissedecektik? Hani ateşi yanmayan insanın, ocağı tütmeyen insanla beraber olacaktık? Hani garibanlarla, fakirlerle beraber olacaktık? Şimdi nasıl oldu? Zenginleştikçe fakirleri ayıkladığımız, uzaklaştığımız bir medeniyet ve toplum haline getirdik. Ramazan da buna benzetiyoruz. Aynen. Ancak oruç ibadet aslında kendine gelmektir. Ramazan ayının faziletlerini ele aldığımız zaman tabii ki Ramazan ayı içerisinde insanlar işte bu faziletlerden faydalanıyorlar aslında. Bunlar biraz saymak lazım hocam. Evet. Başta tabii insan kendi nefsindeki kötülükler arındıracak. Büyüklük, kibir, kendini beğenme, kibir hakkı kabul etmemektir. Evet. Ucub kendini beğenmektir. İbadetiyle başka şeylerle ne olursa olsun. Ve buna benzer haset gibi, kindarlık gibi, bütün insanlara hafife almak, sakr diyor, küçük görme gibi. Yalan söylememek. Gibi unsurlar. Bunlar insanın, evet. Sayabiliriz. Onun için Peygamberimiz buyuruyor ya, gıybet eden, yalan söyleyen, insanların ayıplarını araştıran, şehvetle bakan kişiler, tuttuğu oruçlar bunlar orucu bozar diyor. Yani manevi bozar. Oruçtaki gayayı yok eder. Yalanı terk etmeyenin tutmuş olduğu orucun kendisine açlıktan başka bir şey getirmeyeceğini, aynı şekilde gece namazı kılan insanın kendisine yorgunluktan başka bir şey getirmeyeceğini anlatırken ibadetteki gayeyi anlatıyor. En güzel ahlak sahibi olmaktır. Onun için oruç ibadeti vikayi etmekle, korumakla Ramazan manası, Ramazan okulu içerisinde en güzel, en başat eğitim metodudur.
Nefis terbiyesi. Bugün insanlığı, bu insanlığın bozulması nefsine tapmasıdır. Nefsin azgınlaşmasıdır. Bugün dünyanın kan ve gözyaşı içinde ağlaması nefsin iktidarıdır. Nefsin putlaşmasıdır, firavunlaşmasıdır. Evet. Çünkü o nedenle nefis bugün yani insanların hazzına, hızına, zevkin peşinde koşması, başkasının elindekine göz dikme hastalığı insanlığı bugün bu noktaya getirmiştir. Kesinlikle hocam. Evet. Şimdi hocam tabii ki Ramazan ayı içerisindeyiz. Tabii ki Ramazan ayının ilk günleri hep zor geçer. İşte sahurun mahrulluğu hiç üzerimizden gitmez. Uykusuzluk bir yandan, açlığın verdiği halsizlikler olur. Efendim sen bir yandan işte hele hele sigara gibi şeyler kullanan insanlar, tiryakiler için oldukça zor geçer efendim, değil mi? Sizin bu ilk günler için sadece tavsiyeleriniz nedir efendim? Yani çünkü ilk başlangıç biraz zor oluyor. Tabii aslında mutlaka bir insan hayatıyla ilgili bir farklılık yaşıyor. Bu farklılıkla vücudun da ona adaptasyonu çok önemli. Tabii ki. O nedenle Peygamberimiz Ramazan'a gelmeden önce ey Allah'ım Recep'i ve Şaban'ı bize hayırlı bereketli kıl ve Ramazan'ı bize kavuştur diye, Ramazan'a ulaştır diye dua ediyor. Aslında Ramazan'ın bu güzel, bu dediğiniz noktadaki hassasiyeti ve dengeyi sağlayabilmek için Recep ve Şaban'da birkaç gün oruç tutulursa bu hazırlıklar meydana gelir. Ramazan'da Müslüman hemen bir tecrübeyle Ramazan'a girdiği için onu çok rahatlıkla o dediğiniz noktalara atacaktır. Vücudun metabolizması bozuluyor ister istemez. Zaten yani Ramazan, birkaç gün. Ramazan'ın en güzel tarafı vücuda denge koymaktır. Yani tabii. Kalbi doyurmak, ruhu doyurmak olduğu gibi bugün tıbbın en güzel tespitlenmesi nedir? İnsan için en büyük tedavi açlıktır diyorlar. Bak bugün şu anda en çok toplumun üzerine durduğu diyetisyenlik değil mi? Evet. Veya perhiz dediğimiz şeylerdir yani. Ama çoğu zayıflamak için yapıyor. Evet mesela bakın işte ama bu böyle yani. Bu insanlığın şu anda gidişatı bu. Çünkü insanları yedire yedire hasta ettiler. Ayakta hızlı hızlı yedirdiler. Fast foodlarla. Evet. İnsanları sağlıksız beslendirdiler. O şekilde sattılar. Şimdi zayıflatarak satarak tekrar insanları sömürüyorlar. Evet. İşte İslam bütün sömürülere karşıdır. Ve en büyük sömürünün düşmanı oruç ibadetidir. Onun için Peygamberimizin demin size sözle başlarken Ramazan orucu dışındaki oruçla demiştiniz ya. Evet. Resulullah'ın hayatında belli oruçlar vardır. Mesela pazartesi, perşembe gibi oruçlar vardır. Hı hı. Her ayın ilk 3 gününden oruç tutmalar vardır. Muharrem ayıcı orucu vardır. Mesela bayramdan sonra Zilhicce'nin orucu vardır. Bütün bunlar aslında bir vücudu sıhhatli yaşatmanın en güzel argümanları ve eğitimleridir. Oruç hatta Salm-ı Davut vardır. Bir gün tutup bir gün yetmek. Her gün oruç tutmak dinde yoktur. Hocam hemen araya gireyim lütfen. Çünkü biz çocukluğumuzda tabii ki oruç tutmayı çok seviyoruz ama annemiz babamız bize hep şunu söylerdi. Ya işte evladım 3 gün başında, 3 gün ortasında, 3 günde sonunda tut derdi. Öyle alıştırdı bize her şeyi. Bu doğru mudur efendim? Ya şimdi şöyle çocukların yaşına göre mesela teknoloji de vardır. Ya 7 yaşına başla. 7, teknoloji de vardır. Mesela çocuklar 7 yaşında teknoloji tutar. Öğleye kadar tutarlar. Evet. Öğleden sonra bu bir aslında Ramazan. Çakal orucu diyorlar. Bizde teknoloji derlerdi. Bakın şöyle diyelim. Evet. Ramazan aslında öyle bir değerdir ki bizdeki her şeyin bize ait olduğunu gösterir. Emanetin sahibini hatırlatır. Hmm. Bütün mesela şehrin bile emanet olduğunu gösterir. Bütün değerlerin aslın hakikatini gösterir. Bakın çocuklarda bile Ramazan bir farklı anlamdır. Değil mi? O sahur vakitleri, özellikle iftar vakti çocuklar için tabii, ayrı bir dünyadır. Heyecan. Mesela teravihler, teravihler gelen çocuklar camiler gelirken o camideki koşmaları, camilere yürümeleri ayrı bir değerdir. Onun için çocukların tabii o bizim annelerimizin güzel tecrübesidir. Çocukların o caminin kapısından içeri girmeleri bile büyük bir olay bence hocam. Elbette. Ama bu evet. Şu var. Bunu da çok iyi düşünmek lazım. Anneye babaya. Anne babaların, anne babaların bunu da. Ya o ki mevzu açıldı bir şey söyleyeyim bu konuda. Bu adam da halkımız da bu konuda duyarlı olsun. Şimdi çocukların camiye gelmesi çok önemli. Ama çocukların camide sahip olması da önemli. Çocuklar camiye getirelim de çocukları başıboş bırakalım değil. Bayağı gürültü yapıyorlar hocam. Ona dikkat etmeler gerekir bir. İkincisi de camideki saf tutma noktasında da hassas olmaları. Şimdi mesela bazen ben namaz kıldırıyorum diyelim. Dönüyorum şöyle bakıyorum. Benim bir baba
5 yaşındaki çocukla ön safta yer almış. Hmm. Şimdi ona geri gittiysen gönlü kırılacak. Demesen dini hayatın kendisi zedelenecek. Doğru bir şey değil. Onun için onun da ölçüsünü yapmak lazım. Hmm. Şimdi demin söze başlarken söyledik ya, kafamıza göre Müslümanlık yok. Kafamıza, kurallara uymamız kurallar lazım. Şimdi bizim dinimizin temel tatbikatı anlamına gelen fıkıh ve ilmihal bize ne diyor? Bunu ortaya koyacağız. Çünkü bunlar tarihin bize koymuş olduğu güzel birikimlerdir. İlmihal kitaplarımızı açıp baktığımız zaman camideki saf nasıl tutulur bunu öğretiyor bize. Yani fıkhın her Müslümanın anlayabileceği, yaşaması gerekli olan bilgiye ilmihal diyoruz biz. Tabii hocam, nasıl bir trafikte bile sen kırmızı ışıkla geçemezsin deniliyorsa geçmeyeceksin. Hayır. Bu kadar basit. Ya bu kırmızı ışığı buraya neden koydular ya? Ya başka işleri yok muydu? Yani. Değil mi? Tabii. Buna demeye gerek yok. Yani. Korunan kurala koyacaksın. O aynen. Senin için. Dini o, kurallar. O kırmızı ışık senin için. Tabii ki. Tabii. Şu açıdan burada kardeşlerimizin de çocukları varsa yanında mutlaka sahip olmaları lazım. Ve özellikle çocukla beraber arka safta durması onun için o caminin saf düzeninde de manevi eğitimde de çok olur. Hem de çocuğun o caminin maneviyatına da sahip olur. Bir televizyon ve radyo programındaydım Ankara'da. Bir sunucu, sizin gibi değerli arkadaşımız, çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki hocam, biz camiye giderken yaşlılarımızdan, büyüklerimizden cami adabı öğrendik. Camide nasıl oturulacağını, nasıl davranılacağını, nasıl hareket edileceğini büyüklerimizden öğrendik. Ve çok doğru bir şey söyledi. Gerçekten öyle. Yani camide, mesela bugün bakın cuma namazı kılarken bile hutbeden şöyle bakıyorum. Telefonla hutbe dinleyenler var. Allah. Hutbeyle, telefonla oynuyor mesela. Mesaj yazıyor. Hutbeye başlamışız. Mesaj kişi, atıyor. Mesela, veya telefonu açık. Telefonla mesela. Oynuyor. Tablette oynuyor. Hatta bir arkadaşımız söyledi. Diyor ki ben cuma namazında bizzat yanımda gördüm. Oyun oynuyor diyor hutbede. Bakın çok ciddi bir şekilde erozyon var bu konularda. Sonra mesela cuma vaazı, cuma hutbesi farzdır dinlemek. Şöyle bardağı şuradan şuraya kaldırmak bile doğru değildir. Cumanın faziletini götürür. Evet. Birisi konuşsa şöyle parmağınıza sus deseniz bile doğru değildir. Faziletini götürür. O açıdan oturuşumuz, yani dualara yaslanarak, böyle bağdaş kurarak, çok enteresan bir şekilde yaygın oturarak cuma hutbeleri dinliyoruz. Bunlar müthiş bir savrulmadır. Cuma günü cuma hutbesi öğlen namazının yerine geçen 4 rekatlık farzın ikisi farz, ikisi hutbe olarak takdim edilir. Onun için namaz durumu neyse hutbe durumu da aynı şekilde farzdır ve ona göre dinlemek gerekiyor. Bu açıdan hem cuma günleri oturuşlarımız hem diğer anlamda işte o kardeşimizin dediği anlamda cami adabı. Mesela camiye el cepte girilmez, ceket omuzda girilmez. Değil mi? Çünkü bir huzur-u ilahiye giriyorsun. Bir manevi ortama giriyorsun. O açıdan... Aslında hocam ben şunu biliyorum. Yani siz nasıl bir kılık kıyafetinizi tertemiz bir şekilde mesela bir düğüne gidiyorsunuz. Ufak bir süslenme yapıyorsunuz. Camiye giderken de bir çeki düzen içinde gidilmesine fayda var diye düşünüyorum. Ayet-i kerime var. Bunu Hristiyanlar, Katolikler yapıyor. Biz niye yapmıyoruz? Hayır canım, bizzat ayet-i kerime var. Kiliselerde yapıyorlar da biz niye yapmıyoruz? Yani? Ya beni Adem'e hudû zînetekum diyor. Ey Adem onları. Yani. Her mescide gittiği zaman güzel giyinin diyor. Tabii. Yani tabii bu güzel, temiz, nezih olma, rahatsız edici unsurlardan uzak, kokulardan işte uzak. Çorabını yıkamamış, bilmem ne yapmamış. Velhasıl tabii. Farklı şeyler öyle gelenler var. İkaz etmekte de fayda var. Şimdi ikaz edince özellikle. De insanların hocam bunu nefsine dokunu diyor insana. Öyle diyorlar. Neden? Keyfi bir dini anlayış. Aklımıza uygun, kendimizi keyfimize uygun bir dindarlık istiyoruz. Böyle bir dindarlık yok. Öyle bir Müslümanlık yok. Müslüman Allah'a teslim olandır. İslam kelimesinin anlamı budur. Allah'a teslim olandır. Evet. Müslüman Allah'ın emrine, hükmüne teslim olan kişi demektir. Tabii ki. Keyfine göre değil, arzularına göre değil. Onun için Kur'an-ı Kerim diyor ki, nefsini ilahlaştıranı görmedin mi diyor. Bildin mi diyor bak, nefsini ilahlaştıran, nefse göre. Onun için oruç nefsi terbiyedir. İnsanı azdıran, insanı haktan ve hakikatten uzaklaştıran, batıla yönlendiren nefisli terbiye etmektir. Onun için Ramazan bir Kur'an mektebidir. Ve oruç da bu mektebin en başat, en önde gelen bir eğitim programıdır. Onun için Peygamberimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, her şeyin bir kapısı vardır. Her şeyin bir kapısı vardır. İbadetin kapısı oruçtur diyor.
Aslında oruç ibadetiyle bütün ibadetlerin yapılmasını sağlıyoruz. Bakın uykumuz da ibadettir. Yememiz, içmemiz de ibadet. Hayatı ibadetleştiren bir mevsim yaşıyoruz. Nasıl, neyle? Oruç ibadetiyle. Mesela iftar edeceğiz. İftarımız bir ibadettir. Sahur yapacağız. Sahurumuz bir ibadettir. Uykumuz ibadettir. Yani hayatı ibadetleştiren bir durum, zaman içerisindeyiz. Nasıl ki Kabe'de bulunmanın her hali ibadetse mekan olarak, zaman olarak da Ramazan'ı yaşamak, oruç ibadetiyle hemhal olarak onun manevi atmosferinde bulunmak Müslüman'ın hayatını ibadetleştiren bir ibadettir bu. Evet. Peki hocam, yani şimdi Ramazan ayına özel uygulamamız gereken sünnetler nedir efendim? Ondan bahsedebilir misiniz? Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi tabii Ramazan'ın önemli, en önemli sünneti Peygamberimizin sahurda bereket vardır. Aynen. Sahura kalkınız. Sahuru geciktirmek, iftara acele ettirmektir. Onun için Ramazan'da oruçlarımızı tutarken imsak ve iftar vaktilerine dikkat edeceğiz. Şu anda okunan ezan bizim için yatsı ezan olduğu gibi, evet, her vakit ezanın hesabı kasabı yapılmış ve ona göre de topluma deklar edilmiştir. Ayrı bir ezan, ayrı bir imsak değil. Bu millet, millet olarak biz ilk önce Ramazan ayında oruç ibadetinde ittifak edeceğiz. Kesinlikle. Yani farklı söylemlere milletimiz, insanımız asla kulak açmayacak. Çünkü bu ayın, Ramazan ayının en önemli unsurlarından birisi de müminlerin vahdetidir. Ümmetin birleşmesidir. Tabii. Kardeşliğidir. Ne yazık ki yıllardır bayramı birlikte yapamıyoruz. Yıllardır oruç ibadetinde ittifak kuramıyoruz. Sebebi ne? Hep keyfilik işte. O nedenle sahur geciktirin, iftarda acele edin. Şöyle, sahurda ezan okununcaya kadar yememiz ve o vakitte sahuru ertelememiz gerekiyor. Ezan okundu da bitireceğiz. Hocam, bir yarım saat öncesi, sahurdan yarım saat öncesine kadar yenilebilir deniliyor. Yani şöyle, yani böyle bir şey var mı yani? Yenilebilir derken, böyle... yani şöyle yenilebilir derken, şöyle, sınır neresi? İmsak. Aynen. Peygamberimiz buyuruyor ki imsak, sahurunuzu imsaka doğru geciktirin. Yani ezanla bitirin demek istiyor. Önce yiyin demiyor. Çünkü güçlü bir şekilde oruç tutmak ve orucunun manasını kavramak. Sahura kalkın, sahurda bereket vardır. Bak, sahursuz oruç tutmayın diyor. Tutabilir misiniz? Orucunuz makbul mudur? Ama kimse bir su içiyor, tamam yatıyor. Bak ne diyorum, tutabilir mi? Tutabilir. Doğrudur. Yani orucu, bir suyla. Oruç sahiptir. Ama sünneti terk etmiştir. Peygamberimizin tutmuş olduğu oruca benzememiştir. Eksiklik vardır. Sahuru geciktirecek. İftarda ise ezan okundu. Şu namazları bir kılalım da biraz daha vakit geçsin, sonra iftarımızı açalım. Yanlış. İftarımızı ezan okunur okunur iftarımızı açarız. Bir hurmayla, bir suyla açarız. Namazını kıl, çorbanı iç. Ondan sonraki sana ait bir şeydir. Ama sünnet olan iftarı acele etmektir. Mukabele dinlemek, Kur'an hatmi dinlemek Ramazan'ın en önemli sünnetlerindedir. Peygamberimizin Cebrail Aleyhisselam'la beraber yapmış olduğu karşılıklı Kur'an okumalardır. Tabii hem sünnet olarak da diyelim şu olarak, hem de vacip olarak sadaka-i fıtırlarımızı vermemiz bu noktada önemlidir. Kesinlikle. Evet. Aynı şekilde Müslüman kardeşlerimize iftar ettirmek, oruçlu olan bir Müslümana iftar açtırmak ayrı bir sünnettir ve ayrı bir sevaptır. Tabii bu Ramazan sünnet ve diğer ibadetler bağlamında baktığımız zaman infak etmemiz, zekatlarımızı vermemiz, hayır hasenatta bulunmamız, komşularımızla olan münasebetlerimizde diyaloglarımızı kullanmamız, mahallemizdeki fakirleri düşünmemiz. Kesinlikle. Bunlar hepsi Ramazan'ın bir eğitim programıdır. Tabii. Şey de var hocam, mesela işte Ramazan ayında fitreyi evet, vermek. Sadaka-i fitir diyoruz. Yani, evet. Bu niye göre hesaplanıyor hocam bu? Bu başkanlığımız, Diyanet Başkanlığımız. Çünkü burada bir çelişki var. Yani birçok televizyon kanallarında işte yanlış bilgiler veriliyor. Bu anlamda sordum yani. Tam olarak şimdi bilelim. Bazı şeyler tabii değişken olabilir. Yani diyebilir ki kişi kendi yediği, kendi içtiği veya günlük harcamalarına göre kendi işine, Kur'an'da öyle diyorsan, yediğinizin orta şeklinde diyor, verin diyor. Ama şöyle bir şey var. Burada toplumda bir prensip koymak gerekiyor.
Bir yozlaşma var yani. Bu yozlaşmanın sona ermesi adına. Onun için bir toplumda başkanlık bir ölçü koyuyor. Bu ölçü nedir? İşte normal insanların yediğini noktasındadır. Hatta mesela Şafii mezhebinde fakir bile sadakayı fitir verir. Evet. Çünkü sadaka verme, Ramazan'a mahsus olan bir ibadet olduğu için ondan mahrum olmamak noktasında fakirlerin dahi bir başkasına vermesini düşünen mezhebi bir içtihat var. Bu noktada veren insanların da rahat verebilmesi için bir standart koymak gerekiyor. Her şeyin bir standartı var. Yediğimiz toplumsal olarak şu andaki bizim gıdalarımıza göre yapılan bir hesaplamada bu sene 23 TL'lik bir fitre hesabı çıkmıştı. Kişi başı. Evet, bu 23 TL şunu demiyor. Yani bundan başka veremezsin demiyor ki. 23 TL'nin tabandır. Yukarısı doğru istediğin kadar verebilirsin. Yani. Zaten böyledir. Burada bir bağlayıcı unsur değil. Ama bir Müslümanın kendi vazifesini ifa etme noktasında böyle bir borcu verir zaman yerine getirmiş olur. Evet. Şimdi hocam bir önemli soru var. Ben bunun cevabını almak istiyorum. Yani şimdi bazı vatandaşlar var hocam. İşte sahura kalkıyor. Sahura kalktıktan sonra öğlen namazına kadar yatıyor. Niyet etmiyor. Şimdi daha sonra bekliyor. Bazıları da işte dediğim gibi vurup kafayı yatıyorlar bu insanlar. Bazı vatandaşlar daha ikindiye kadar bekliyorlar. O vakitten sonra yani bir niyet yapsa geçerli midir hocam? Yani olur mu böyle bir şey? Şimdi bir kişi kabul olur mu sahura, bu? Sahura kalkmak niyettir zaten. Yani mesela etmedi. Yani şöyle sahura niye kalktı? Sahura namaz oruç tutmak için kalktı. Tamam. Sahura kalkması zaten o sahurun bir kuralı değil mi? Mesela sahura yani kalkıyorsa sahura niyetini yapacak bir defa. Sahura kalkıyorsa niyettir o. Sözle, dille söylemesi gerekmez. Mesela namazda da böyledir. Dil ile söylenmek şart olan ibadet, sünnet olan ibadet hac ibadetidir. Hac ibadetinin dışındaki ibadetlerin dil ile söylenmesi gerekmez. Hatta namazlarda dil ile söylerken yanılıyorsak, hata ediyorsak, şöyle ki öğle namazını kılacağın zaman dilin ikinci namazı diyorsa, bu alışkanlık haline geliyorsa, hep böyle hata ediyorsan söylemek mekruhtur. Susacaksın. Kalbinle niyet edeceksin. Hatta şöyle diyeyim. Siz camiye kapıdan içeri giriyorsunuz. Hangi namazı kılacağınızı biliyorsunuz. Tabii aklınızda canım, ve kalbinizde. Tabii. Orada o kalbinizdeki niyetiniz, hangi namazı kılacağınızı bilmeniz bile o imama uyarken herhangi bir söz söylemeden hemen Allahu Ekber diyerek ittiba etmeniz namazınız tabidir ve doğrudur. Geçerlidir. Geçerli. Şimdi onun için sahura kalkmak kişinin kalktı da niyet etmedi. İşte niyet etme değil. Kalkması niyettir aslında. Onda niyet etmedi derken ama şöyle kalktı da o zaman şöyle diyeceğiz. Kalktı da oruç tutmak için değil. Kalktı yemek yedi. O kişinin kendisiyle bağlı bir şey. Biz ne diyoruz? Burada kişi sahura kalktı. Oruç için sahura kalktıysa niyet o. O niyettir. Ve oruca münafi bir şey yapmıyorsa oruç tutuyor demektir. Orucu bozan, yeme içme gibi unsurlar devreye girmemişse o kişi oruçludur. Ha bu öğle vaktinde mi niyet edecek? Yani bizim İslam dinimiz bu kadar esnek. Bu işin tabii yani şöyle. İslam kolaylık dinidir. Kolaylık. Daha kolaylaştırıcı. Kolaylaştırıcı. Yani. Çığırına çıkarıcı değil. Kolaylaştırmak demek ölçüler içerisinde zaten her şey kolaydır. Yuridullah Hasan'ın çok güzel ifade hatırlattınız sağ olun. Oruç ibadetinin hemen aşağısında yani ayeti kerimenin devamında Allah size orucu farz kıldı. Kim Ramazan ona erişirse oruç tutsun diyor. Doğru, evet. Ama hasta olan, seferde olanlar başka günler tutar diyor. Hemen akabinde de yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usra. Allah size kolaylık ister, zorluk istemez diyor. Evet, doğru. Onun için dini hayat din müsamahakarlıktır. Eddinu samha. Din müsamahakarlık dinidir. Din bizim dinimiz. Tabii İslam, eddinu İslam müsamahakarlıktır. Zorbalık değildir. İslam yani buradaki müsema her anlamda Müslümanlar için olması gerekenin kıvamındadır. Bir ruha eziyet, bedene eziyet yoktur İslam'da. Bu açıdan oruç ibadet aslında insan için olan ve insanı aslında oruç tutun, sıhhat bulun sözüyle de birlikte kullanırsak bu anlamıyla
Peygamber Müslümanlar orucu ibadetine kalktıkları zaman, sahura kalktıkları zaman o niyeti gerçekleştiriyorlar. Diyelim şöyle, bu konunun daha iyi anlaşılması için söyleyelim. Kişi yatsı namazını kıldı falan, sahura kalkacaktı, kalkamadı, uyudu, saat 10'da 11'de kalktı. Aa dedi ya, ben güneş doğmuş. O kişi o saatte orucu bozacak bir davranışta bulunmamışsa o saatte niyet eder. Yani bir daha söyleyelim hocam bunu. Çünkü sahur vakti belli. Ezan diyoruz değil mi? İmsak. Sınır orada. İmsak dediğimiz zaman. İmsak saati. Yani unuttu, uyuyakaldı kişi. Eyvah dedi ya, hem işime de geç kaldım dedi. Saat 9-9.30 oldu sabahleyin. Kalktı. Evet. Niyet edebilir mi? Tabii. O zaman işte yani kalbiyle, yine diliyle işte şekilde niyet eder. Ben oruçluyum diye geçirdiği zaman kalbinden, çünkü niyetin merkezi kalptir. Evet. Niyetin merkezi kalptir. İnsanın ama bu her gün olmamalı değil mi efendim? Yani bunu, yani şöyle tabii elbette. Şimdi her gün ben saat 9.30'da kalkacağım, niyet edeceğim akşama kadar falan o orada. O kişinin kendisiyle ilgili olan bir durumdur ama yani oruç bağlamında bakarsanız, hatta onun sabah namazı var. Sabah namazı ihmal etmiştir, orada haram işlemiştir. Sabah namazı terk etmek olmaz. Ama insanlar sabah namazına da kalkmak için niyet etmiş olur. Saatini, telefonu kurur da uyuyakalmışsa niyet eder, kalkmaya azmeder, kararlıdır. Ama uyuyakalmışsa Allah onu da affeder. Çünkü o insan elinde olan bir şey değildir. Uyku kalemi kaldırmıştır. Yani ama ya kalkarsam kalkayım, kalkamazsam neyse gündüz öyle de kılar şey de kuşluk vaktinde kılar. Ama her gün tekerrür etmez zaten bu. Ben etmez. Bunu anlattım. Tabii etmez. Onu diyeceğim işte bakın. Etmez. Etmemeli zaten. Etmemeli. Çünkü nedir? Yani bir Müslüman prensip adamdır. Tabii ki. Sistemli adamdır da ölçülü belli. Zaten vicdanı rahatsız etmez ediyor. Yani. Evet ama bu insanların başına gelir. Tabii geliyor. Yani evet. Resulullah Allah'ın peygamberi olduğu halde savaş meydanından dönerken nöbetçi konulur, nöbetçi uyur, bütün Müslümanlar da uyuyakalmıştır ve sabah namazı kılınamamıştır. Onun için namazların kazası da bu hadiselerden dolayı delil getirerek namazın kazası vardır diye hüküm buradan çıkıyor zaten. O açıdan hepimizin başında olur bu. Ama en güzeli, en doğrusu olmamasıdır. Buna gayret etmek lazım, azmetmek lazım. Aynen şuna benzer. Örneklendirelim. Şimdi hem de bir fıkıh hüküm ortaya koymuş olalım. Tamam. Adam oruç tutuyor Müslüman ama bir anda unuttu, bir bardak suyu içti. O gün bizim vaiz arkadaşımız diyor ki bizim programımızda, hocam diyor oruç tutmuştum diyor. Geldim diyor programda, yemeğimi yedim, içtim, her şey bitti. Eyvah. Bir de baktım ben oruçtum dedi. Ha dedi. Hatırıma geldi diyor. Gerçekten bu Allah'ın bir ikramıdır. Kişi diyor unutarak orucunu yerse, su içerse, yemek yerse bu kişi aklına geldiği zaman orucuna devam eder. O Allah'ın bir ikramıdır. Aynı şekilde. Ama işte bazen böyle oluyor ki insanlar birdenbire vicdani bir strese giriyor. Ay eyvah diyor, ben niye yedim bunu diyerek. Hayır, onu, o biraz daha bir işi bilmemesinden kaynaklanabilir. Hmm. İşin doğrusu bu. Kişi rol yapmaz tabii, rol olmaz buna. Gerçekten unutmuş ve yemiş, içmiş, sonra aklına gelmiş ki ben oruçluyum. O kişiye ihramdır. Hatta Peygamber diyor ki çok zayıf bir adamsa bırakın hatırlatmayın diyor. Tabii. Evet. Onun için hatırlatmayın diyor. O kişi sonradan orucuna devam eder buyur tabii. Hmm. Aynı şekilde namazda da öyledir. Aslında namaz, oruç ibadeti bu sahurla, iftarıyla öyle bir ibadettir ki Servet Bey, Müslümanı Rabbine bağlayan bir ibadettir. Riyası olmayan bir ibadettir. Gösterisi olmayan bir ibadettir. Tabii. Nasıl? Tabii. Mesela namazı kılıyorsun, insanlar görüyor. Hacı herkes görüyor. Zekatı verirken fakir görüyor. Bakın mutlaka bir karşılık alan var. Bir gören var. Tabii. Ama oruç ibadeti sır bir ibadet. Bir başka özelliği de oruç ibadeti hiçbir sahte tanrıya yapılmayan ibadettir. Mesela kurban kesilir, insanlar secde eder, karşısında saygı duruşu yapar, şu vay bu şekilde yapar değil mi? Ama namaza benzer davranışlar vardır. İşte firavunlara, nemrutlara, şunlara, bunlara. Putlarına, ama hiçbir dinde oruç ibadeti böyle bir anlamda yoktur. Tamamen gizlilik içerisinde. Gizlilik içerisinde. Tamamen Allah'a yapılan bir ibadettir. Evet. Ve onun için kutsal hadiste oruç benim içindir, karşını ben vereceğim. Karşılığı da Allah katında gizli olan bir ibadettir. Evet. Ve cennet kapılarından, Reyyan kapısından girecek kişiler oruç tutan Müslümanlardır. Onun için oruç cennete hazırlayan bir ibadet. Evet. Ramazan hayatı cennet eden ve hayatı cennet yapıp ahirette de cenneti kazanmanın adıdır Ramazan. Evet.
Hocam şey mi, Ramazan ayı boyunca yani sakıncalı yiyecekler olarak neleri sayabiliriz? Yani şimdi burada tabii hiç tüketmememiz gereken yiyecek ve içecekler var. Bunları sayabilir miyiz hocam? Zaten Müslüman her zaman haramlardan uzaklaşacak. O kesin. O kesin. Onun için uzaklaşması gereken şeylerden her zaman, ama Ramazan'da daha hassas olması gerekir. Hı. Ben şunu da söylerim. Ramazan'da israftan en önemli şey israftır. Bugün toplumun düşmüş olduğu en büyük hastalık israftır. İsraftan kaçınacak sofrasında, iftarında, sahurunda. Yani çeşit çeşit yiyeceklerle değil. Kendini rahatlıkla, nefsini tatmin edecek bir yeme kültürünü geliştirmemiz gerekiyor. Açık büfelerde, sayısız nimetler içerisinde oruç tutup da fakiri düşünmek çok zor. Şimdi hocam ben o zaten benim israf ve tasarruf konusuna en son sorumdu benim o da. Ben aylarca, yıllarca bu ekrandan hep böyle yalvardım beni duyanlara. Sesimin gittiği yere kadar, uzanan yere kadar seslendim. Seslenmeye de devam edeceğim. Evet. Bu ülkenin, ülkemizin kalkınması için en önemli bakanlık Tasarruf ve İsraf Bakanlığı olmalıdır. Ve mutlaka da kurulmalıdır diye hep bunu iddia etmişimdir. Çünkü biraz sonra geleceğim o konuya ama şu Ramazan'a şeyini bir bitirmem gerekiyor. Ya şimdi turizm sezonu başladı hocam, doğru mu? Evet. Bir sürü 4 yıldız, 5 yıldız, 3 yıldız bir sürü oteller var. Yemin ediyorum oradaki yapılan israfı görseniz iki Türkiye'yi daha besler. İnanın. Ben de şunu bir öneri olarak size sunmak isteyecektim bu akşam. Son sorum da aslında. Evet. İsraf. Dinimizde israf. Ya müftülük olarak Alanya'mızda bir kıvılcım yaratamaz mıyız? Yani bir proje geliştiremez miyiz tasarruf ve israfla ilgili? Şimdi şöyle bir durum var. Yani bu tabii belki olabilir ama şimdi israfı bir projeyle veya bir plan ve programla yapmak çok zor. Neden zor? Şu anlamda zor. Zaten şu anda hayat proje çiftliğine döndü. Çöplüğüne döndü. Her şeyin bir projesi var. Ama hayat nereye gidiyor? İnsanların gönlüne bu yerleşmediği müddetçe bu imani bir esastır aslında. Çünkü israf şeytanla arkadaş olmaktır. Tabii ki. Allah'ın sevmediği bir husustur. Az önce mescitle ilgili konuyu anlatırken o ayet-i kerimenin devamında yiyiniz, içiniz, mescitlere giderken güzel giyiniz, temiz giyiniz. Tabii ki. Yiyiniz, içiniz ama israf etmez. Allah israf edenleri sevmez diyor. Şimdi belki konunun başına döneceğiz. Mümin kimdir? Mümin Allah'ın sevdiklerini yapan, Allah'ın sevmediklerini yapmayan kişidir. Cool. Allah'ın rızasına koşan, Allah'ın gadabından kendini koruyan kişidir. O açıdan israfın bir iman meselesi, bir itikat meselesi, bir ahlak meselesi olduğunu görmek lazım. Yoksa projeler ayrıca israf oluyor. Yaptığınız projeler bile onları ortaya koyarken bir sürü israf yapıyorsunuz. Gönülleri en güzel tebliğle, davetle ortaya koymaktır. Bakın ben size daha acısını söyleyeyim size. Şimdi hacılarımız, işte de inşallah belki gittiniz bilmiyorum. Nasıl? 96'da gittim. Evet. 96. Siz de görmüşsünüz ne güzel. Her daha tabii. Daha rahat. Şimdi gözüm kapalı gitsem yine evet. Bulurum. Şimdi taraf. Bakın otellerde açık büfeler Öyle. Ve işte değişik imkanlarla hac vazifesini, farizasını yerine getiren Müslümanların yapmış olduğu israfı görünce hangi projeyle bu işi durduracağız? Hangi otele gitseniz ister orta sınıfa, ister müstakil sınıfa, ister lüks sınıfa girseniz açık büfelerde yapılan israflar Afrika'yı doyurur. Tonlarca efendim, Afrika'yı tonlarca doyurur. Yiyecek. Bırakın Alanya'daki bir oteli düşünmek. Alanya'daki otel sıradan bu anlamda şey düşünelim. Yani kendi bağlamında manevi boyutu olmadan düşünelim. Yalnız, ama yalnız hocam sadece ben hani israf derken otellerimizin yeme içmesi değil. Yani şimdi balık baştan kukar. Yani yukarıda tepeden Ankara'dan bu taraflara doğru geldiğimiz zaman yani olağanüstü israflar var. Yani her konuda israf hocam, var. Bu insanımızın yapısından kaynaklanıyor. Aynen. İnsanın yapısından kaynaklanıyor. Onun için bugün, sistem bozuk. Şimdi şöyle, insanı İslam eğitecek ki, İslam terbiye edecek ki bu işler daha rahat olsun. Bakın şimdi şunu söyleyeyim. Yani bir adam 3 bin lira maaş alıp da 5 bin liralık telefon kullanıyorsa
İşte bu tüketim toplumunu getirmiş olduysadır. Aslında şudur, bakın israf anlamak için Kur'an'ı değerlerin insanı eğitmesi lazım ki bunlardan kurtulalım. Tabii. Hacıdan verdiğim örnekten yola çıkarak, çünkü kapitalist bir anlayışın, maddeci ve maddeperest tüketim toplumu yapma anlayışının getirmiş olduğu noktadır bu. Doğru. Siz kapitalist anlayıştan ve tüketici bir durum, maddeci bir anlayışın, her zaman tüketimi pompalayan bir anlayışın ortaya koyduğu hayat sistemidir bu. Şimdi bakalım, şu anda televizyonlarda iftara doğru hangi yiyecek ve içecekler dini kullanarak reklam yapıyorlar? Ya, bereket kavramı dine ait bir kavramdır. Ama 24 saat dinle uzak yaşayan insan bile Ramazan'da Müslümana içeceğini veya sattığı şeyi sofrasına koydurmak için Ramazan'ın değerlerini kullanarak reklam yaptırıyor. Yapıyor içeceklerini, şunu bunu yapıyorlar hocam. Yağsını bile yapıyorlar. Yani yağsından tut, içeceğinden tut, hepsini yapıyorlar yani. İşte nedir burada? Aslında Müslümanların duyarlılığıdır. Bakın ben size çok çarpıcı bir örnek vereyim. Bir Müslüman bir tenhada, suya ulaşmadığı bir yerde abdest alıp namaz kılmak durumunda kaldığında yanındaki suyu abdest için kullansa içecek suyu kalmayacak. Ama karşısındaki insan da bunun su satıyor. Bunun su alacağını biliyor. Diyor ki bu su 1 lira ama şimdi 10 lira. Çünkü sen buna muhtaçsın. Biliyor onu. Biliyor. Alacaksın diyor. İslam ne diyor biliyor musunuz? Ey Müslüman, ona sömürülme, suyunu içme için kullan, abdest için teyemmüm yap diyor. Evet. Onun için İslam, kapitalizmin, maddeci ve sömürünün en büyük düşmanı İslam'dır. Onun için İslam zekatı, İslam sadakayı, İslam fakir ve fukarayı, ibadetlerin kefaretinde bile öngören, emreden İslam, insanlığın sömürücü aracı olan faizi, kara borsacılığı, ihtikarı haram kılmıştır. Ama bugünümüz Türkiye'sinde var. Bakın ben İslam'ı konuşuyorum. Her gün açıklamalar da yapılıyor. İslam'ı konuşuyorum. Onun için diyorum işte sistem anlayışı bakımından. O açıdan israfın temeli aslında maddeci anlayıştır. Maddeci anlayış. Maddeci anlayıştan kurtulmaz müddetçe. İnsanların tüketim toplumu olmadan. Bakın ne diyor bak reklam diyor. Ölme ölme diyor. Daha çok seni taksitlendireceğiz diyor. Değil mi? Yapılandırma. Yapılandıracağız diyor. Bakın bu anlaşılır. Evet. Onun için o nedenle israf konusu Ramazan'ın bir manası. Müslümanların Ramazan'la dirilmesi lazım. Ramazan'la dirildiğimiz zaman ruhun bedenin ruhla dirilmesi gibi. Bakın Kur'an'ı Allah ruh diye tanımlıyor. وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا Biz sana emrimizden ruh vahyettik. Ruh nedir? Hayat veren esastır. Onun için insanın da ruhu İslam'dır, Kur'an'dır. Toplumun da ruhu İslam ve Kur'an'dır. Ve bu ruh insanın gönlüne girdiği zaman nehrin kenarında abdest dahi alsan, abdest alsan, abdest bir ibadettir. Abdest aldığın zaman bile israf etme diyen bir medeniyettir İslam. O nedenle musluktan suyu açıyorsunuz. Değil mi? Tabii. Abdest alacaksınız. Öyle açacaksınız ki o su şarıl şarıl akmayacak. Şırıl şırıl akmayacak. Ne yapacak? Tasarruf hafif yani. Bir şekilde. Çünkü elinizi alıp yüzüne götürdüğü zaman oradan israf olmayacak. İlla ona bir takım işte şu andaki teknikle getirilen şeye gerekmiyor. Aslında o dediğim şekilde suyu kullanmak bile bugünkü teknolojiden daha tasarruflu bir şey oluyor. Çünkü o da başlar başlama çok gür bir şekilde akıyor. Tabii. Ama o suyu güzel bir şekilde akıtmak çok farklıdır. Bir gün benim küçük kızım abdest alıyor. Ben de yanına gittim böyle. Baktım musluğu kapatıp açıyor. Çok hoşuma gitti. Gerçekten harika bir abdest alıyor. Hiç zerre kadar israf yok. Dedim kızım ne güzel abdest alıyorsun. Nereden öğrendin? Dedi ki dedemden. Dede yaşıyor mu inşallah? Dede yaşıyor elhamdülillah. Dedemden öğrendi diyor. Şimdi dede de bu terbiyeyle büyümüş. Çünkü mesela bakın çocuklar aslında biz çok şey bilgi veriyoruz. Bilgi değil, eğitim vereceğiz. Eğitim de rol modellerle olur. Yaşatarak. Rol model, yaşayarak. Yaşayarak. Doğduğu toprakta, doğduğu ailede güzelliklerle. Dedesinden öğreniyor. Örnek tabii. Ne güzel. Bakın tabii. Su. İsraf nedir? Bizim medeniyetimiz sofradaki o düşen ne diyoruz? Ekmek kırpına, kırpısını bile yemek zorundayız. Onu bile atamayız.
O açıdan hiçbir şey yapamazsan kuşa ver, tavuğa ver. Tabii mutlaka. Şey ama biz o da bir canlı. Sofranın evet. Mutlaka onlar bizim medeniyetimiz, vakfımız var. Tabii. Kuşlarla ilgili vakıf kurmuşuz. Göçmen kuşlara tutun. Sadaka taşı bizim medeniyetimiz. Biz veren bir eliz biz. Toplayan, sömüren bir el değiliz. Onun için kapitalizm durmadan sömürür insanlar. Elindekine, evet. Ta ciğerine hükmeder. Doymazlar. Ama yani. Biz İslam medeniyeti komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir. Aslında Ramazan var olabilmenin, diğer gamlığın, toplumsal bilincin, kardeşliğin en güzel şekilde icra edildiği bir medeniyettir bu. Bunu yaşamaktır. Zaten efendim Müslümanlığın giderek büyümesinin başta nedenlerden bir tanesi de bu. Birlik, beraberlik duygusu ve kültürümüz. Evet. İnsan tekrar ederek öğrenir. Tamam abicim. Tekrar ederek öğrenir. Tekrarlar insana yaptığı işi kolaylaştırır. Tabii. Onun için Ramazan bir aydır. Müslüman Ramazan'la bir ay içerisinde bu manevi iklimle kendi ruhunu ve bedenini eğitir. Ve bu aldığı eğitimle 11 ayını buradaki enerjiyle harcar. Evet. Onun için Ramazan'la iş bitmez. Ramazan'ın bitmesiyle iş başlar. Bunun için bütün seyircilerimizin hassas bir şekilde kabul etmelerini ve dikkatle dinlemelerini istirham ederim. İbadetler bittiği zaman başlar. Evet, tabii ki. İbadetler bittiği zaman. Namaz bittiğinde başlar. Ne evet. Demek bu? Oruç bittiğinde başlar. Evet. Zekat bittiğinde başlar. Bütün ibadetler. Tabii. Hocam namaz dediğinizde... Şunu affedersin, bir ifade edersen, evet, derseniz evet. Çok önemli değil mi ya? Ne demek? Şimdi namaz kılıyorsun, seccadendesin veya camidesin. Camide gıybet yok. Camide kötülük yok. Camide ihanet yok. Yalan yok, dalan yok. Hiçbir kötülük durum yok. Her şeyle Allah'ın huzurunda dört dörtlük bir insansın. Allah'ın evi yani, evet. Sonuçta. İşte camiden dışarı çıkıp ayaklarını giydiğin anda camideki hayatı yaşadığın hayata taşımaktır. Aynen. Onun için namaz bittikten sonra başlar dediğimiz manası budur. Doğru. Şimdi hocam tabii namazdan açtık sözü ama şimdi Ramazan ayında kadınlarımızın tam da şu saatte teravih namazı kılınıyor. O zaman siz bu konuyu tekrar vereceksiniz ki millete faydalı olsun. Tabii canım. 3 sefer, 4 sefer tekrar vereceğim zaten. Evet. Hiç merak etmeyin hocam. Önemli olan bu akşam bu programı yapabilmekti sizlerle beraber. Şimdi hocam Ramazan ayı boyunca kadınlarımızın teravih namazını mümkün olduğu kadar evlerinde kılması halk arasında böyle daha çok sıkça konuşulan bir konu bu. Ama kadınlarımız eş ve çocukları ile yani hep beraber camiye gidip giderek yani teravih namazını kılmalarında dini anlamda ne gibi bir sakıncası var ki? Dini anlamda bir sakıncası yok, hatta teşvik var. Değil mi efendim? Yani tabii. Bunu biraz şimdi, açabilir Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kadın kullarını camiden engellemeyin diyor. Bu toplumsal bir, kültürel bir durumdur. Yani tarih içerisinde toplumların getirdiği noktalarda bazı sakıncalardan dolayı söylenmiş fetvalar olabilir. Aynen. O geçmişe ait kültürel bir değer olabilir. Kitaplardaki olan konu sen da budur. Sen evinde kıl falan. Tabii, yani biraz evinde. O anlamda bir hüküm var. Ama bugün toplumun dini anlamda eğitilmesi, kulluk boyutuyla kendini yetiştirebilmesi için camiler vazgeçilmez değerlerdir. Camilerimiz hayatın merkezidir. Ve Resulullah'ın hayatına baktığımız zaman Resulullah'ın bütün hayatı camiden ibarettir. Oradan bütün her şeyi organize eder. Savaşlar bile camiden idare edilmiştir. Camiler, camide, Mescid-i Nebevi'de tecrit edilmiştir. Hatırlayın, tabii. Peygamber Mescidi'nde. Orada onun için Müslümanlar camilerde temizlenirler. Camilerde kendilerine gelirler. Hem manevi anlamda hem maddi anlamda. Çünkü cami aslında toplumsal hayatın, sosyal hayatın en merkezinde olan yerdir. Şehrin kimliğidir, şehrin tarihidir. O açıdan erkeklere hitap eden bir değildir. Peygamberimizin arkasında namaz kılıp da Kur'an'ı Resulullah'ın ağzından namaz arkasında okuyarak dinleyip ezberleyen sahabe kadınlar vardır. Şimdi örnek vereyim. Hazreti Ayşe radıyallahu anh bir gün namazdan geç çıkar. Peygamberimiz eve gelir. Resulullah Efendimiz evdeyken Hazreti Ayşe validemizin geciktiğini görünce tedirgin olur. Neden bu gecikti diye. Böyle kalkıp bakmaya giderken Ayşe validemiz gelir. Bunun da sebebi şudur. Tabii şimdi biz mesela ayrı kapılar yapıyoruz camilerde. Buna benzer. Bunlar da bir şeydir, güzel bir değerdir. Sahabe döneminde ilk önce erkekler camiden çıkarlar, sonra hanımlar çıkarlardı. Bu da İşte bu karışıklığı engellemek için. Buna dikkat etmek gerekir. İffete, edebe,
örtüye dikkat etmek gerekir camiye gelirken elbette. Hocam bir de şuraya hemen girmek istiyorum araya da. Mesela Beytullah'ta yani hacda evet. Şimdi eşler yan yana tavaf yapıyorlar. Değil mi efendim? Evet. Tavaf yapıyor, say da yapıyor, namaz da kılıyor. Camide niye kılınmıyor? Şimdi Beytullah has bir durumdur o. Oraya has, oraya ait bir takıyı. Nedir farklılık? Bakın, aradaki farkı merak ediyorum. Şimdi ediyor. Şöyle, şimdi cami oradaki manevi iklim, oradaki boyut ve oradaki tavaf ibadetinin başka türlü olması mümkün değil. O zaman ayrıştırmak gerekecek, o da mümkün değil. Yok, ayrıştırmak olsun istenmiyor zaten. İstenmiyor, onun için onun yapılması gereken o. Burada camideki konum farklı. Hı. Camide dinin koyduğu ölçü böyle. O açıdan camide kadınların, bu her zaman böyledir. Camiye gelirken olsun diye dışarıda da aynı şekilde Müslüman hanımlar her zaman nedir? Bu ölçüye dikkat edecekler. Evet. Yani camide böyle de dışarıda farklı mı davranacaklar? Hayır. Yine aynı ölçülerle edep erken içerisinde hareket edecekler değil mi? Evet. Evet. Şimdi onun için peygamber sahabe bu şekilde yapıyormuş. Bugün de olabilir. Kötü insanlardan da korumak için de olabilir. Art niyetli insanlardan korumadığı da olabilir. Evet. Tabii. Bu açıdan Resulullah Efendimiz evine gidiyor. Hazreti Aşkı'nın sorudan çıktıkları için geç kalıyor. Resulullah Efendimiz merakla geldiğinde Hazreti Ayşe Validemize sorar. Neden bu kadar geciktin? Der ki camide namazdan sonra birisi bir Kur'an okuyordu. Çok harika bir sesle Kur'an okuyordu. Onu dinlemekten kendimi alakoyamadım. Resulullah Efendimiz merak eder. Kimdir diye. Gelir bakar ki Selman Kur'an okuyor. Ve sahabe içerisinde en güzel Kur'an okuyanlardan birisidir. Ve Peygamberimiz orada dua eder. Ey ümmetim içinde Kur'an'ı bu şekilde okuyan Selman gibi kullara var eden Allah'a hamdolsun diye onu met ve sanayla Cenab-ı Hakk'a dua ederek taltifte bulunur. İşte burada konumuzla ilgili baktığımız zaman Hazreti Ayşe nerededir? Camidedir. Evet. Cin suresini ben peygamberin arkasında namaz kılarak ezberledim diyen sahabe kadınlar vardır. Ve bugün kadınlarımız dini öğreti bakımından, dini eğitim bakımından camilerle haşır neşir olması gerekmektedir. Evet. Yoksa televizyon başında değil mi? Veya farklı ortamlarda işte televizyondaki şu veya bu şekilde konuşmasıyla dini hayatını öğrenmek zorunda kalıyorlar. Hatta bir zamanlar kadınlarımız yok kaynana gelin tartışması ve kavgalarıyla haşır neşir değil mi? Doğru. Şimdi daha farklı işte dizi filmlerle şunlar. Yani dizi filmlerden koparıp da camiye hanımı Ramazan'da getirmek çocuklarımızla, eşlerimizle, sadece kadınlarımızla. Ramazan bu çok teşekkür ederim, çok doğru. Yani. Bütün vakitlerde camilere gelmemiz ne kadar güzel olur. Camiler şenlenir. Bakın şimdi kadınlar, çocuklar, gençler ve hayatın her kesiminde olan insanlar camiyle bağlantılı kursunlar, hayat çok farklı olacaktır. Bunu neden söylüyorum hocam biliyor musun? Şimdi camilerimiz bir bakıyorsun işte yok Ramazan bayramında, yok işte Kurban bayramında full doluyor. Evet. Ama diğer günlerde baktığınız zaman camilerimizin işte yarı yarıya olduğunu veya daha da az insanların geldiği. Keşke yerler olsa. Şimdi ben de diyorum ki ya işte kadınlarımız gitsin, kılsın, çocuklarımız gitsin, kılsın. Madem Müslümanız, değil mi efendim? Ya şimdi herkesin evinin dibinde 100 metre ilerisinde camiler var. Şimdi öyle dertlerimiz ve problemimiz var ki bırak kadınları, erkekleri camiden engelleyen insanlar var. Camide namazın olduğu için camide namaz kılınca namazın olmadı diyorlar. Bir de hoca da beğenmezler. Bir ya hayır. Yani. Mesela Diyanet'in imamın arkasında namaz olmazmış. Şimdi müftünün arkasında namaz olmaz diyor adam. Niye? İşte niye? Böyle bir şey mi var şimdi? Tabii bu toplumda yok mu? Yaygın bunlar. Konuşuluyor. Allah Allah. Yani şimdi diyor ki camide namazın, camide kıldıysa namazın olmadı diyor. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar cahiller. Allah'ın evi camilerdir. Camide namaz kılmak Allah'ın misafir olmaktır. Bırak kadınlar, erkekler için bunu söyleyenler, farklı noktalara davet eden insanlar var. O açıdan... Nasıl bir Müslümanlıktır hocam böyle bu? İşte bilemiyorum. Ben daha aklım ermiyor bunlara. Ben şüphe duyuyorum. Onun için Müslümanların tek merkezi vardır, camidir. Cahillikten başka bir şey tarikat, değil o zaman. Tarikat, tekkeler, zaviyesi, bilmem dergah falan olabilir insanların. Kendine göre... İnancı olabilir. Yok, inanç değişmez. Tekke farklı tekke dergah olabilir. Yani kendine göre ibadet etme, zikir etme, tesbih çekme şeyler olabilir. Bunlar tarihte de varmıştır. Ama Kadiri tarikatının dergahında Kadiriler tesbihatını yaparlar ama beş vakit namazını camide kılarlar. Çünkü bütün Müslümanların tek merkezi camidir. Cami toplayıcıdır. El-Cami. Allah'ın El-Cami isminin Müslüman toplumdaki tecellisi camidir. Ve ecdadımız Osmanlı camileri kubbeli yapmıştır. Kubbenin manası da tek çatı altında, vahdette birleştirmektir.
Bir de şey var hocam, mesela tarikat kelimesi var ya ben. Evet. Bazı insanlara bu öcü gibi geliyor. Halbuki tar veya tarikat doğru yol demektir. Ama bunu geldi anlat. Yok şimdi şöyle, tarikat kelimesi mutlak anlamda doğru yol demek değildir. Şimdi şöyle, batı tarikatlar da var. Sapık tarikatlar da var. Açalım mesela, o zaman. Ali Kalkancı mesela, mesela değil mi? Kim efendim? Ali Kalkancı vardı bu memlekette. Şimdi tabii bu başlı başına bir konu. Şimdi bizim tarihi kültürümüzde, tarihi değerimizde İslam'ın yaşanma biçimi olarak bir mezhep vardır. İçi tarikatlar vardır. Mezhep ve tarikatlar. Kur'an-ı Kerim Fatiha suresinde ihtinas sıratal müstakim diyor. Evet. Sırat kelimesi de yoldur. Ama sırat kelimesinin çoğulu yoktur. Tek kelimedir, müfrettir. Tekildir yani. Evet. Cemisi yoktur. Hı-hı. Çünkü yol tektir. Yol Allah'ın yoludur. Peygamberlerin yoludur. Tek yol. Tek yoldur. Tamam? Tarikat ise bu değil, bu yolu yaşamada farklı kulvarlardır. Aynı yolun yolcusu olan insanların farklı ibadet çeşitleridir. Nasıl? Mesela bir tarikatın kendine özgü cehri zikri yapmayı sever. Öbürü sırren, gizden yapma sever. Buna benzer. Yani tarikat aslında İslam'ın daha rahat olduğu ortamlarda insanları eğitme biçimidir. İşin doğrusu budur. Bir de şu var, yok mudur hocam? Yani tarikatlar derken şimdi bir sürü tarikatlar sayabilirim ama şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir ayet düşünelim ve bir ayeti şu tarikat farklı yorumluyor, bu tarikat farklı, şu tarikat başka. Yok. Tarikatın yorumu olmaz. Mezhebin yorumu vardır. Tarikatın yorumu olmaz. Tarikatlar dinde yeni bir çığır değildir. Dinin içinde dini yaşama biçimidir. Din dışı da olursa zaten batıl olur işte. Onun için şeriatın dışında tarikat olmaz. Mesela kendi şeyhini gaybı bilye diye tanımlıyorsa o batıldır. Yok mu? Tabii ben dedim ya, onun için siz söylerken daha tarikatlarda bir sürü batıllar var dedik değil yani mi? Onun için tarikat kavramı tarihi bir kavramdır. Tasavvuf diyoruz buna, tasavvuf. Evet. Tasavvufun yaşama biçimi bakımından bir kavramdır. Aynen şuna benziyor. Daha sonra şöyle ifade edeyim. Fıkı ameli kısmı anlatır, pratiği anlatır. Tasavvuf ise, tarikat demiyorum ama tasavvuf ise gönül dünyasını anlatır. İşin mesela Mevlana gibi düşün. Mevlevi olarak. Abdülkadir Geylani olarak düşün. Bunlar gönül dünyasında. Yani işin bir çekirdeği var, bir de özü var. İslam aslında hem çekirdeği hem de adına tarikat desin mi edemesin. Namazın kılınış şekilleri, erkanı kabuktur. Ama kalbi boyutu huşudur. İkisi birlikte namazdır. Kalbinde huşu olmasa, unsurlarını, erkanını güzel yapsa bile kalbinde huşu olmasa namaz olmaz. Tabii. Onun için namazı hakkıyla kılmak demek kalbiyle ve kalıbıyla kılmaktır. Aslında tasavvuf bir insan eğitme biçimidir. Eğitim metodudur. Dinden ayrı bir şey değildir. Ama ne yazık ki tabii tarihçesinde savrulmalar olmuş. Bugün de olduğu gibi. Batıl içerisinde. Özellikle batıni anlamdaki bütün tarikatlar batıldır. Batıni. Yani işin zahiri kısmını ihmal edip, yok sayıp, hı hı, kendilerince bir takım teviller ve yorumlarla Yahudi mantığı içerisinde. Çünkü Yahudi'yi Yahudi yapan tahriftir, tevildir. Anlam dışı manalara götürmektir. Kitabın lafsi anlamını, birinci anlamını bir tarafa itip onun dışında kendi yüklediği anlamlarla ama bir takım mantıki görünen, doğru görünen cümlelerle onu anlamından saptırmaktır. Onun için tasavvuf kavramı içerisinde, tarih içerisinde çok yalpalamalar olmuştur elbette. Ama öz itibariyle İslam dininin yaşama biçiminde mezhep vardır. Mezhep nedir? İşte Hanefi mezhebi diyoruz ya. Hı hı. Bunlar içtihatlardır. Ne de içtihattır? Asırlarda içtihat yok. Çünkü Kur'an, sünnet, icma ümmet, kıyas diyoruz. Evet. Şöyle diyelim mesela. Hangi şey sarhoş eder? Mesela hurmadan şarap yapıyormuş Araplar, değil mi? Hı hı. Bu hurmanın şarap olması için hangi boyutta olması noktasında tartışmalar olmuştur. Ama içkinin sarhoş eden şeyin haramlığı olup olmadığı tartışma konusu değildir. Faiz haram mıdır? Mezheplerde haramdır. Haram. Ama bazı konular ticaret bağlamında faize gider veya girmez inceliğini ortaya koymak için içtihatlar vardır. Aynen şuna benzer. Yani buradaki mahkeme karar veriyor. Mahkeme karar verirken bile buradaki kanuna bakıyor.
kanuna doymuyor. Diyor ki bana bir içtihat lazım. Yargıtay içtihadına bakıyor. Yargıtay içtihadı da delil alarak hüküm veriyor. Veriyor ama bir üst mahkeme diyor ki sen Yargıtay içtihadını yanlış anlamışsın kardeşim. Bu içtihat öyle değil, böyledir diyor. Bozabiliyor. Bozuyor. Değil mi? Hah. Aynen bozuyor. Bu. Hı. Ama bir şey var ki kesin. Şeyin alt ve üst ceza veriyor. Hı. Bu diyor ki alt ceza vermen gerekiyor. Ceza belli. Diyor sen üstten vermişsin. Bunu düzelt, alttan vermiş. Böyle şu delillerden dolayı. Tamam. İşte Yargıtay içtihadı neyse aslında hı, mezheplerdeki içtihat budur. Yani ana temelde değişiklik yok. Yan unsurlar detay noktasında değişken unsurlarda farklı görüşen ortaya koymasıdır. Yoksa İmam-ı Şafii ile İmam-ı Azam ayrı ayrı dünyanın adamları değil. İslam'ın içerisinde dört mezhep dediğim hakikat, İslam hakikatinde kitap, sünnette ittifak, icmada ittifak, kıyas ve daha sonraki delillerde değişken unsurlardaki hayatın değişmesiyle değişen unsurlardaki içtihatlardır. Mesela ne diyoruz? Asla göre dini konuşmak gerekiyor. Ne demek bu? Asla göre dini konuşmak. Dinin sabiteleri değişmez. Yani şimdi bina yapıyoruz. Binanı yaparken binanın duvarını, binanın kolonunu, kirişini ihmal ediyor muyuz? Kirişin şeklini değiştiriyor ama kiriş var. Kolon var, duvar var, temel var. Ama duvarın şeklini cam yapıyoruz. Değil mi? Veya farklı şekilde dizayn ediyoruz. Şimdi bu resmi buraya koyabilirsiniz. Sizin görüşünüz bunu sevmişsinizdir. Bir başka arkadaşımız bu diyor da şu resim burada olsun diyebilir. İşte içtihatlar bunlardır. Bir de şey var hocam, mesela şimdi çok güzel az önce örnek verdiniz de mahkemelerden örnek verdiniz. Mesela yerel bir mahkemenin vermiş olduğu bir red kararını atıyorum. Evet. Yargıtay bozabiliyor ve ondan sonra vatandaş diyor ki bu memlekette adalet yok diyor. Evet. Yani insanlar kendilerine göre düşünmeyin. He, olmaz. Ya şimdi o işin hani ben orada örnek verirken orayı şeyle konuşmak istemiyorum tabii. O bir meseleyi anlamak maksadına bir örnek verdim. Tabii. Yani şimdi burada işte herkes önüne gelen işte memlekette adalet yok derse o zaman adalet olmuyor yani. Yozlaştırılıyor daha doğrusu. Yok şimdi oradaki kelime. Adalet yok tabii, kavramla yozlaşıyor. Yani kişiler kendine göre de dini yorumladığına göre işte hukuku da yorumlayacak. Onda da kafasına işte, göre Müslümanlık işte uyduruyor. Konuyu bütünleştiriyoruz orada. Kafasına göre Müslümanlık. Bu nedir? Bu cehalettir aslında. Tabii. Öyle değil. Kurallar bellidir, esaslar bellidir. Keyfe ma yaşa anlayışlar olmaz. Evet. O açıdan dini hakikatler ve esaslar değişkenlik ifade etmez. Sabitelerdir. Mesela insanın sabitesi var mıdır? İnsanın yemesi, içmesi, arzuları sabitedir. İnsanın sefer etmesi, seyahat etmesi sabitedir, değişmez. Onun için İslam insanın değişmeyen unsurlar içindir. Evet. Ama yemek yerken eskiden kaşık kullanmış, şimdi kaşık kullanıyoruz. Bunlar aletlerle İslam uğraşmaz. Hocam ben tekrar bu oruç konusuna gelmek istiyorum. Şimdi sokakta insanlar konuşuyor genelde. Ya işte sakız çiğnemek atıyorum orucu bozmaz deniliyor. Bunlar demode olan laflar. Yok, konuşulanları ben yok, size aktarayım da evet, siz yine cevabınızı evet, verin. İşte oruç efendim orucu bozmaz deniliyor. Birincisi bu. İkincisi yani tabii ki oruç hangi hallerde tutulmaz? İşte özellikle evet, sağlık konularına. Onu bir temasa geçelim. Bir de hocam şey var mesela, mahkumlar. Tutuklu mahkumlar var. Bu kardeşlerimiz oruç tutma zorunluluğu var mıdır? Tabii şimdi cuma namazı değil ki. Oruç her Müslümanın ferdi anı tutması gereken bir ibadettir. Ya şimdi orada bir özgürlük kısıtlaması var. Özgürlüğü, yani özgürlüğü oruç tutmanın şartlarına özgürlük yok. Yani oruç tutmanın özgür, hani oruç kimlere farzdır saydığın zaman, mesela cuma namazında hayır, var. Hayır ben sadece sordum. Yok mesela cuma namazı, yani cuma namazı kimlere farzdır saydığın zaman işte hür olanlara diyor. Hı-hı. Ama oruç Müslüman, akil ve balik. Bu üç madde kişiye, yani Müslüman, hı-hı, akıl, balik ve Müslümana oruç farzdır. Çünkü iman olmadan ibadet olmaz. İman olacak ki ibadet olsun. İnandığı yani Allah inanacak ki. Şey, tutuklu hükümler caiz midir hocam? Yani? Tabii tutması gerekir. Müslüman olacak tutar. Nerede olursa olsun. Hmm. Ha nedir? İşte orada zaman hastalığı varsa, mazereti varsa o zaman mazeret kısmına gider ki o kısım farklıdır. Kadınlar, ama kişi şöyle, kadınlar ve erkekler hangi hallerde tutmamalı veya tutamazlar? Kadınlar kendi özel hallerinde, evet, özellikle oruçlarını tutmazlar. Hmm. Kaza ederler daha sonra. Erkeklerin de öyle bir durum yoktur ama erkekler de işte hastalık, ihtiyarlık. Zaruri ilaç kullanıyor mesela.
Kişi. Mesela şeker hastasıdır, kalp hastasıdır. İşte onunla sağlıkla girer. Sağlıkla ilgili. Tutması gerekiyor mu acaba? Nasıl? Tutması gerekiyor mu? Hayır, şimdi doktorlarınız mahir, hazık bir doktor. Bu konuyu bilen bir doktorun hassas dindarlığı ve bu konuda oruca karşı bir özel ön yargısı olmayan, oruca karşı ön yargısı olmayan, işin yani. Ehli olan bir doktor bu konuda söylüyorsa o doktoru dinlemek zorundadır. Tabii ki. Tabii. Yani doktorun görüşüne dikkat eder ve ona göre tutmayabilir. Tabii. Evet. Şimdi bayram günleri de oruç tutulabiliyor mu hocam? Hayır, bayram. Mesela Ramazan bayramı ilk gününde, kurma bayramı dört gününde oruç tutmak doğru değildir. Neden? Şimdi Müslümanların bayramıdır. Cuma günü de oruç tutmak, bayram tutmak doğru değildir. Cuma günü. Çünkü benim bu notumda... Müslümanlar kardeşliği, bayramı, vahdeti, ümmet olma bilincini İslam her konuyla terbiye ediyor. Bakın şöyle bir şey. Şimdi zekat nedir biliyor musunuz? Zekat ve infak. Fakir zenginden fakire bir köprüdür. O toplumsal dayanışmayı, sevgi ve muhabbetin köprüsüdür. Kardeşliğin köprüsüdür. Ve fakirin gözünde ve kalbinde zengine mağazına karşı olan kin ve hasetin yok olmasıdır. O açıdan bu bir anlatım bile Müslümanların birlikteliğini ortaya koyar. Bayram günü Müslümanların hepsinin bayramıdır. O bayram gününde oruç tutmak kendini çok fazla beğenmeye anlamına gelir ki doğru değil. Hocam şey var, Şevval oruç. Şevval. Evet. Şevval, Şevval demişim. Yani Şevval oruç ile nafile oruç arasında ne fark var? Şimdi şöyle, nafile oruç, aslında şöyle bir tarif yapalım. Nafile demek nedir? Bununla ilgili bir anekdot anlatayım. Buyurun. Sonra konu daha yanaşmış olsun. Ben vatandaş adına sormak tabii, zorundayım bu tür şeyleri. Bilmiyorum. Müftüm vardı. Erzurum'da görev yaparken müftümüz vardı. Allah gani gani rahmet eylesin, İbrahim Koçaşlı diye. Çok değerli bir insandı, alim bir insandı. Kendisine de ders okumuş, ders de okudum ondan. Rahmetli bir gün şöyle bir şey anlattı. Biz odasında, makamında otururken dedi ki, Edirne müftüsüyken, Erzurum'a gelmeden Edirne müftüsüydü. Edirne müftüsüyken Selimiye Camisi'nde bir vaaz ettim. Vaazda nafile ibadetleri anlattım. Edirne'de. Edirne'de. Selimiye Camisi'nde nafile, cuma vaazında nafile ibadetler anlattım. Ve tabii namazdan sonra makamına geçtim. Bir kişi, bir kardeşimiz benimle görüşmek istediğini söylediler. Ben de buyursun dedim. Kardeşimizi aldım huzura. Konuşurken dedik hocam çok güzel, Allah razı olsun, çok güzel şey anlattın ama bugün hep boş şeyler anlattınız. Nafile deyince o Müslüman nafile kelimesini Türkçemize geçtiği şekilde hep boş anlamına. Bu iş yapma nafile. Boş ya. Boş anlamında. Boşa konuşma. Halbuki nafile, yani. Boşa konuşma, boşa yapma. Bu iş anlamsız gibi kullanın. Türkçemize nafile kelimesi sonuçsuz anlamı olmayan bir şeydir. Halbuki din dilinde ıstılahta nafile demek farz ve vacibin dışındaki bütün ibadetler nafiledir. Mesela nafile namazlar. Öğle namazının, daha doğrusu beş vakit namazın farzın dışında kılmış olduğu bütün sünnetler nafiledir. Kuşluk namazı nafiledir. Teheccüd namazı nafiledir. Tahiyyatül mescid namazı nafiledir. Yani farz ibadetin ve özellikle Hanefi'nde vacip olan ibadetin dışında yapılan bütün ibadetler nafile ismiyle anılır. Müstehap da buradadır, mübah da buradadır, mendup da, daha doğrusu mübah değil, müstehablı da, mendubu da, sünneti de, bu üç kavramı anlatan kavram, kelime nafiledir. Anlamı farzın dışında Müslümana zorunlu olmadığı halde Allah'a daha iyi kulluk etmek, takarrub edebilmek, Allah'ın rızasını daha iyi kazanmak, daha çok kazanmak için, sevabını çoğaltmak için yapmış olduğu ibadetlere nafile ibadetler denir. Çünkü farzda sorumlu olduğumuz, yapmakla yükümlü olduğumuz ibadetler sünnet, müstehap ve mendup ibadetlerden sorumlu değiliz. Yaptığımız zaman hazinemiz dolar. Amel defterimiz kabarır. Tabii ki. İşte onun için bunlara nafile ibadet deniliyor. O açıdan oruç ibadetinde de farz olan Ramazan'ın dışında ve kazaya kalmış, nafile olup da sünnet olup bozulması, bozulup tutulması zorunlu olan, kazaya kalan, yani şu açıdan bozulan bir nafile ibadetin tekrar tutmak vacip olduğunda, onun dışında kişinin her ayda 3 gün oruç tutması, pazartesi perşembe oruç tutması, Zilhicce ayında oruç tutması, Muharrem ayında oruç tutması gibi, veya kendisi bir gün tutup bir gün yemesi,
veya kendisine göre bir takvim belirleyip mesela 3 aylar tutan kardeşlerimiz var. Bütün bunlar farzın dışında olan bütün oruçlara nafile oruç denilir. Haram ve mekruh olan oruçlar da bayramlarda tutulan oruçtur. Mekruh olan oruç da cuma, yalnız cumaya ve cumartesine hasredilen oruçtur. Ancak mesela Berat Kandili tutacağız. Berat Kandili yaşıyoruz. Berat Kandili cumaya denk geldi. Cuma günü oruç tutmak o zaman mekruh değil. Ama sırf cuma günü oruç tutmak, cumayı oruca hasretmek mekruhtur. Çünkü cuma Müslümanların bayramıdır. Cuma'da oruç tutmayı din kabul etmiyor. Din ibadetlerde, tekrar bunun altını ütünü çiziyorum. İbadetlerde akıl olmaz, akıl hikmeti kavrar. Neden bu vakitten bu vakit oruç tutuluyor? Akıl bunu kavrayamaz. Neden sabah namazının vakti şurada başlar, şurada biter? Neden akşam namazı 3 rekat, 4 rekat değil? Sabah namazı 2 değil de 4 kılayım. Olmaz. İbadetleri emreden, ibadetin sahibi olan, kendisini ibadet olan Allah'ın ve onun bize öğretmen olarak gönderdiği ibadetlerin nasıl kılınacağını kendi hayatıyla bize gösteren peygamberimizin öğrettiği ve gösterdiği şekildedir. Evet. Onun dışında olmaz. Doğru. Hocam şimdi tabii ki izleyicilerimiz adına tekrar sormak istiyorum. Tabii ki orucu bozan veya bozmayan bir sürü unsurlar var. Ama mesela soruyor insanlar, vatandaşlar. Mesela göz damlası diyor orucu bozar mı? Efendim burun damlası orucu bozar mı? Efendim kalp hastalarının dil altında kullandıkları haplar orucu bozar mı? Bunun gibi birçok şeyler var. İşte az önce zaten unutarak yemek yemek orucu bozmadığı konusunda konuşmuştuk. Bu üç husus konusunda da mesela daha çok var sayabilirim ama bunlar konusunda bir bilgi verebilir misiniz? Şimdi şöyle ifade edeyim. Bunlarda bir formül vereceğim. O formülü herkes kullanacak. Şimdi mesela bunlar içtihat konusu. Şema. İçtihat konusudur aslında. İçtihat. Bozan, bozar veya bozmaz deme noktasında farklı görüşler olabilir. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun genel fetvası şöyle bir ölçü koyuyor. Diyor ki, mesela abdest alırken ağzımıza su veriyor muyuz? Evet. Ağzımızda su kalıyor mu? Tabii ki. Kalıyor değil mi? O su orucu bozuyor mu? Boğazdan gitmedi bittice bozmuyor. Bilmiyorum. Ağzımıza burnumuza su veriyor. Normal. Ağzımıza su veriyoruz. Tabii abdest alın. Diyor ki abdest alın. Oruçluyken mübalağa yapma. Fazla verip de tehlike düşürme. Ama normal şekilde ağzımıza su veriyoruz. Yutma diyor. Yutmuyoruz açıyor. Yutmayacağız. Yani fazla da doldurarak verirsen kaçabilir. Mübalağa etme diyor. Ama normalde bir şekilde abdestinde, kusur abdestinde bile Ramazan'da. Diyelim ki kişi gündüz yıkanmak zorunda kaldı. Gusül abdest almak zorunda kaldı. O zaman bile mübalağa yapmaz. Fazladan yapmaz. Peki mesela susuz hap hatta da. Şunu diyeceğim bakın. Susuz. Şimdi. Şunu diyeceğim. Hap mideye iniyor. Onu diyeceğim. Şimdi ağızdaki şey. O bozar. Ağızdaki şey diyorum. Şimdi ağza alınan o su bir ıslaklık kalıyor. Daha doğrusu ağzımıza aldığımız sudan ağızda bir ıslaklık kalıyor mu? Kalıyor. Kalıyor. Bu kalan ıslaklık orucu bozmadığı gibi dil altında olan unsur da mideye bir tokluk hissi vermediği için ağızdaki abdest sudan kalan şey kadar kaldığından dolayı orucu bozmaz. He. Burun dolması da. O zaman tekrar edeceğiz hocam o cümleyi. Dil altına alınmış olan haplar kesinlikle orucu bozmaz. Evet. Diğerler de aynı şekilde. Orucu bozan unsurlar dedi. Gözle mide arasındaki bağlantı bağlamında bugün yapılan gelen içtihadi görüşe göre onların da orucu bozmadığını Diyanet İşleri Başkanlığı, Dişe Yüksek Kurulu'nun fetvalarında ifade ediyor. Evet. Bunlar çok önemli. Yani bir sürü daha şeyler var hocam. Nedir? Şunlar. Kişiler, kardeşlerimiz ellerinden geldiği kadar bu tip şeyleri akşam kullanmalar. Ama zorunlu kalırsa. Mesela diyelim ki kişi tansiyonu çıkmış 20'ye oruç tutuyor. Orucu bozması mı daha iyi? Veya bir ilaçla orucunu sahih tutup devam etmesi mi daha iyi? Elbette o dil altını kullanıp orucuna devam etmesi. Çünkü bir şeyi bozmaktansa yapmak daha iyidir. Salat mesela namazlardaki sehiv secdesinin anlamı namazı bozmak değil, namazı kurtarmaktır. Burada da orucu kurtarmak daha faziletli olması hasebiyle bu dil altının oruca zarar vermediğini ifade ediliyor fetvalarımız. Evet. Hocam önemli bir soru var. Tabii izleyicilerimizin sor dediği soru şu. Bazı insanlar ben diyor Allah'a iman edeceksem meyve ağaçlarını bitkileri yarattığı için iman ederim diyor.
Buna siz katılıyor musunuz? Bunun yanı sıra ayrıca bir Hristiyanın, Yahudinin, Budistin, Ateistin ruhu için dua edenlere Müslüman denir mi be? Bunu soruyorlar. Evet. Şimdi bir insanı nasıl ağaçlara yarattığı için iman edeceğimdeki onu da kasıtlı anlamış değilim. Zaten Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kendi azamet ve kudretini ifade eden tabiattaki harika hadiselere dikkat çeker. Yerlerin ve göklerin yaratılması, gecenin ve gündüzün takip etmesi, ondan sonra güneşin, ayın seyri ve buna benzer dünyadaki yaşadığımız bütün harika hadiselerin dikkat çekerek kendi azamet ve kudretini bildirir. Ve bu Cenab-ı Hakk'ın iman etmenin gerektiğini ifade eden hususlardır. Elbette ağaçları, kuşları, yaratması, hepsi, bütün varlığı. Bırakın şimdi bir sudan Cenab-ı Hak sayısız nimetler vermiş. Tabii. Rüzgarın esmesi, yağmurun yağması, bardaktan boşalırcasına yağmuru yağdırıp ölmüş toprağı dirilten Allah değil midir diye suallerle Cenab-ı Hak bunu şey alfa diyor. Tabii. Onun için iman etmek, iman etme noktasında hem imanımızı kemale erdirmede hem de kişinin iman etmesine vesiledir bunlar. Diğer anlamıyla kişiler Ramazan nedir? Ramazan rahmet ayıdır. Kim için? Müminler için. Kur'an'a iman eden, Resul'e iman eden. Evet. Onun için mesela şöyle bir durum vardır. Bir Hristiyan, bir Yahudi, bir Sabatayist, başka bir anlamda. Ateist. Ateist değil. Evet. Ateist biraz daha farklı. Kişi mümin, Müslüman olması için mesela La İlahe illallah dese yeterli değildir. Çünkü kelime-i şehadet getirir. Kelime Muhammedur Resulullah demesi gerekiyor. Çünkü La İlahe illallah ifadesi de ve Muhammedur Resulullah demekle ancak mümin ve Müslüman olabilir. Değil mi? Tabii. Yani. Evet. Onun için mümin ve Müslüman. Kaç tekrar yapacak hocam? Tekrar yapması gerekmez. Bir sefer yeterli. Ha nedir? Tekid için söylenebilir. Mesela biz bazen ihtida programlarında, merasimlerinde bazen bir iki defa söyleterek biraz daha gönlünü hoş etmek, onun söylemesini daha iyi alıştırmak için ifade ediyoruz. Ama kişi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah der ve bunun bu imanın inanılması gereken bütün esasların anahtar kelimesidir. Tevhid. Kelime-i tevhid. O açıdan onu söyleyen kişi Allah'tan gelen kitaba ve onun gününde peygambere iman eden kişi demektir. O nedenle mümin Allah'ın birliğine, esmasına, zatına ve sıfatlarına şeksiz ve şüphesiz iman eden ve onun gününde peygamberlere ve kitaba iman eden kişidir. Evet. Yani bu insanların atıyorum Budistin ve ateistin ruhu için dua edenlere Müslüman denilir mi hocam? Ben bunu merak ediyorum işte. Müslüman denilir mi? Bu bir Müslüman şudur. Allah'ın emrine tabi olandır. Allah rahmetini, Allah'ın doğru. Mesela nedir? Kime namaz kılabiliriz? Kime namaz kılınır? Hangi kişi üzerine cenaze namazı kılınır? Müslümanlar için. Bitti. İşte cevap burada. Evet, tamam. O zaman dua edilmez. O dua, cevap burada. Tamam. Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi bir de şeylere gelelim hocam. Şimdi tabii ki müftülüğümüzün bu Ramazan ayı içerisinde bir sürü projesi oldu. Benim takip ettiğim kadarıyla. Evet. Ama bir şikayetim var hocam. Şimdi bazı köylerde, camilerde hocalarımız yok. Neden? Şimdi yetersiz tabii, mi kalıyoruz yoksa beğendiremiyor muyuz? Yok hayır şöyle. Uzak mı kalıyoruz? Sirkülasyon oluyor ister istemez. Emekli olanlar, tayin olanlar oluyor. Ve şu anda Allah razı olsun büyük bir özveriyle devletimiz gerçekten 35 imam atadı bize. Şu anda yeni mi? Yeni atandı. Tabii bu hafta mı oldu? Şöyle, bu Şubat ayı itibariyle başvuru yapıldı, imtihanlar yapıldı. Ama Türkiye'nin şu andaki bulunduğu konjonktür itibariyle ister istemez güvenlik soruşturma yapılması gerekiyor. Bu güvenlik soruşturmadan dolayı, bu her zaman yapılır da, bir şey biraz daha hassas yapıldığı için, yani devlet memurluğu olan herkesin güvenlik soruşturması yapılır değil mi? Tabii. O güvenlik soruşturmadan dolayı ister istemez bir gecikme oldu. Ama yine bu konuda Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve özellikle İçişleri Bakanlığımız bu konuda çok hassas davrandı. Yani çok kısa bir süre içerisinde bu güvenlik soruşturma yapılarak şu anda bize 35 eleman verilmişti. 25 mi falan yaklaşı. Şu anda güvenlik soruşturma bitirdi ve atamalar geldi bize. Tamam hocam, bizim Türktaş mahallemizde yok. Tamam, Türktaş da dahil. Biz onların bütün camilerimizin geçen namaz kılacaktık. Bütün camilerimizin, boş olan camilerimizin mühime göre
ihtiyaca göre bir sıralama yaptık ilk zamanda. Hmm. O sıralamaya göre yaptığımız sıralamanın 35 kişinin tam ataması bizim yaptığımız sıralamaya göre geldi. Türktaş'ta yani, var mı? Türktaş'ta var. Türktaş'ta da var. Tabii ben isimleri şu anda hatırlamayacağım. 35 yere yeni imam atandı. Oraya var kesin. Var, tabii, var. Tamam hocam. Şimdi merak ediyorlar. Şimdi beni de oradan izliyorlar. Var. Niye sormadım bu soruyu diyebilirler. Ben şeye gelmek istiyorum hocam. Yani Ramazan ayı boyunca veyahut da Ramazan ayının dışında müftülüğümüzün yapmış olduğu projeler veyahut da yarışmalar var mıdır? Eğitici programlar var mıdır? Nedir efendim? Şimdi Ramazan müftülüğün gündem bitmez. Müftülük her gün yeni bir gündemle. Biz zaten şimdi bu programı evet. Ramazan'a boyunca devam ettirmek istiyoruz her cuma evet, akşamı evet, da. Evet inşallah bakalım. Ramazan ayı içerisinde elbette İşte teravihlerle ilgili olsun, vaazlarla olsun, mukabelelerle olsun. Şu anda elhamdülillah bütün camilerde arkadaşlarımız, her caminin imam hatibi kardeşim, müezzinimiz bu anlamda halka işte hem mukabele okuma, Kur'an kurslarımızda okuyup yetiştiğimiz hafızlarımız mukabele okuyor. Mesela öz müftü olacağım diye benim de mahalle cami oluyor. Evet. Onun için mesela sabah namazında hoca arkadaşlarımızla birlikte hafızlarımız mukabele okuyorlar. İki namazında mukabele okuyorlar. Bütün camilerde aynı şekilde. Hı. Aynı zamanda hanım öğreticilerimiz, Kur'an kursu öğreticilerimiz de hem Kur'an kurslarında hem de mümkünse camilerinde mukabele okuyorlar. Hanımlarımızla sohbet ediyoruz. Vaiz arkadaşlarımız da teravih vakitlerinde farklı zamanlarda yine vaaz ve nasihatlara devam ediyoruz. Ramazan'ın mahallelerde var mı hocam? Tabii elbette. Hı. Mesela bizim şu anda 7 vaizimiz var. Hı. 7 vaizimiz her akşam bir camide bir sohbet ediyorlar. Bazen hı. aynı yerde de olabiliyor. Bazen değişik yerde de olabiliyor. Hı. Bu şekilde vaaz ve nasihatle devam ediyoruz. Ya bazıları mesela şu anda izleyicimiz merak edebilir. Mesela hangi noktalarda ki ve insanlar da oralara İnternette de yayınlanır bizim. Bütün programımız internete yayınlanır. Ha, internetten mi takip etsin? Takip edebilir. Mesela girdikleri zaman orada görürler. Vaaz ve irşat kısmına tıkladıkları zaman orada program görünür. Hayır hocam siz o mesela günlük veya haftalık bu tür açıklamalarınız olursa bize gönderirseniz biz yayınlarız, insanları duyar en azından. Evet. İnşallah yardımcı oluruz. Özellikle Eylül ayından itibaren yapmış olduğumuz çalışmalarımızı dediğiniz gibi basınla daha çok duyuru şeklinde değerlendirebiliriz inşallah. İyi olur hocam. Biz bu Ramazan'a gelinceye kadar benim bizzat yapmış olduğum faaliyetler vardı. Yani müftü olarak katılmış olduğum. Alış Camisi'nde her salı sabah namazında hadis derslerimiz yaptık. Alış Camisi'nde her salı sabah namazından önce ezan okunduğuna başladık. Yarım saat hadis dersi yapıyorduk. İlgi nasıl hocam? Elhamdülillah. İyi, güzel. Güzeldi. Allah razı olsun. Ve aynı zamanda halkımıza çorba da ikram ediyoruz orada. Arkadaşlarımız sağ olsunlar. Sıcak. Oradaki hayır sahipleri biliyorsun Alangum'un arkasında olduğu için. Akşam mı? Sabah namazında. Ha sabah namazında. Sabah namazında. Sabah çorbası mı? Çok harika oluyordu orası. Onun için ben buradan o hayır sahiplerine çok teşekkür ediyorum. İmam arkadaşımıza, hocalarımıza orada bir el birliğiyle ittifakla sabah namazından çok güzel bir organizasyon oluyordu orada. Halk müthiş orada bir heyecan yaşıyordu. Onun için öyle devam ettik. Ayrıca pazar günleri de 15 günde bir farklı camilerimizde yine hayır sahiplerinin sponsorluğu üzerinde destekleriyle tefsir dersi yapıyorduk. Sabah namazını kılıyorduk. Hı. Namazdan sonra tesbihatımız, Kur'an ziyafetimiz oluyor. Sonra da benim namaz kıldırdığım, o gün kıldırdığım ayetleri insanlara tefsirle anlatıyordum. Bu da bir saat, bir buçuk saat falan sürüyordu. Sonra peşine de yine cemaatimize hayır sahipleri ikram ediyordu. Hocalarımızın organizasyonuyla. Böyle bir şeyimiz devam etti. Güzel. Bu aynı zamanda da her mahallede her mahallede perşembe günleri ve cuma günleri hatim programlarıyla camilerimiz canlıydı elhamdülillah. Güzel. Yani arkadaşlarımızı buradan tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Gerçekten mesela oba kendi bağlamında, Mahmutlar kendi bağlamında, işte çıplaklı, cikli ne varsa bütün bu anlamda aşağıda konaklı, bütün mahalle şeylerde merkezdeki bu görevlerimiz yaptığımız çalışmanın yanında her eski beldeler diyelim. Eski beldelerde hocalarımız yatsı namazlarında hatim programları, bazen sabah namazı programı yapıyorlardı. Ben de zaman zaman bunlara katılıyordum. Bu şekilde gerçekten bu Ramazan'a kadar Alanya'da bir cami dirilişi yaşandık. Harika. Bütün hocalarımızın katkısıyla. Kur'an kurslarımızda eğitimler devam ediyor. Hocanımların eğitimler devam ediyor. İnşallah şimdi bayramdan sonra da yaz kurslarımızla ilgili çalışma yapacağız. Şu anda tatile girince değil mi? Hafızlık konusunu ayrı bir kalemde ama hafızlığın dışında Alanya'daki bunun bir yarışma falan var mı? Hafızlarımızla biz bir program yaptık biliyorsunuz. Evet. Sayın Yaşar Başkanımızla katılmış olduğu hafızlık merasimi yaptık.
hafızlığını bitiren ve başkanlığımız tarafından yapılan imtihanda belge alan hafızlarımızın taç giyme merasimini yapmıştık. 28 hafızımız mezun oldu. Şimdi o hafızlarımızdan bir kısmı imam olarak atandı. Harika. İmam Hatip'le bitirmişlerdi bu arada. Kur'an kursu olarak da atananlar da var. Ve böylece inşallah bu hafızlık programını 3 yatılı kız Kur'an kursumuzda, bir de yatılı erkek Kur'an kursumuzda devam ediyoruz. Allah kendilerine razı olsun. İnşallah enerjilerini çoğalsın. Amin. İbrahim Başkaptan amcamızın ve onun Kerim, oğlu Kerim Başkaptan'ın da hizmeti yürütmesiyle şu anda çıplaklıkta yapmış olduğumuz bir yatılı Kur'an kursumuz var. İnşallah onun da yakın zamanda devreye girmesiyle erkek yatılı hafızlık Kur'an kursunu bu şekilde ivme kazandırmış olacağız. Güzel. Ve böylece Alanya'mızın markası haline getireceğiz. İnşallah. Artık yalnız Alanya'dan değil, çevre illerden de çocuklarımızın okuduğu merkez bir Kur'an kursu haline döndüreceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah. Ve böylece hafızlık konusunu devam ediyoruz. Ama yazın önemli olarak yaz kurslarında, Kur'an kurslarında Alanya'mızdaki ailelerin evlatlarını, çocuklarımıza güzel bir dini eğitim vermek, Kur'an öğretmenin kursunda da inşallah bir seferberlik başlatacağız. Şu anda Milli Eğitim'le de işbirliği yaparak, okulları da kullanarak, sağ olsun Milli Eğitim Müdürümüzle geçen gün görüştük. Hocam bu konuda ne yapmamız gerekiyorsa biz hizmete hazırız diye sağ olsun yardımcı olma noktasında da bize ifadesini kullandı. Onun için gerektiğinde yatılı kullanmak adına yurtları ve aynı zamanda da okulları bu şekilde. Çünkü camiler yetmiyor. Bu anlamda öğrenci sayısı çok oluyor. Ve uygun öğrencilerimizi toplayacağımız merkezi anlamdaki okullarda da yaz Kur'an kurslarımızda görevlendireceğimiz özel hocalarla da inşallah Kur'an eğitimini yapmaya gayret edeceğiz Allah'ın izniyle. Yani elimizden geldiği kadar müftülük olarak din hizmetini en güzel şekilde toplumun bütün katmanlarına yürütmek istiyoruz. Bu arada 4-6 yaş Kur'an kurslarımız var bizim. Yeni mi başladı hocam? Bu 5 yıl önce. 5 yıl oldu başlayalı Diyanet'te ama biz de sağ olsun önceki müftü arkadaşlarımızla çalışma yapmışlar. Biz onlar de da çok değerli çalışmalar yaptılar. Evet, bu bir bayrak yarışıdır. Onların bıraktığı yerden biz devam ediyoruz. Biz mesela ben Keçiören'de çalıştım, bir noktaya kadar getirdik. Şimdi biz bıraktık, oradaki arkadaşımız devam ediyor. Biz de burada Mustafa Bey verdi, Allah selametlik versin. O hocamızın da önceki arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalar ki bu 4-6 yaş grubu biraz daha yeni, yakın bir tarihe ait bir çalışma. Çünkü önceki zamanlarda kanun anlamda engel vardı. O engeller kalkınca, elhamdülillah 2012'de 12 yaşından önceki insanlar camilerde çok eğitim göremezlerdi. O kalkınca bu anlamda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eğitim sahası genişlemiş oldu. Şimdi eskiden 7'den 70'e diyorlardı ya. Şimdi 7'den 70'e değil, 4'ten başlıyoruz. Gidebildiği kadar her zaman camide, Kur'an kursunda, Kıraat-ı Yurtlar Kurumu'nda, derneklerde şu veya bu şekilde kim nerede istiyorsa belli bir sayı toplandığında biz oraya bir hoca gönderiyoruz. O da D sınıfı Kur'an kursu açıp orada Kur'an eğitimi yapabiliyoruz. Bu kadınlar için de böyle, erkekler için de böyledir. Ama Allah razı olsun hanımlar çok iştiyaklı, çok ilgili. Erkeklerden de bu iştiyakı ve ilgiyi görürsek onlarla da aynı eğitimi yapacağız inşallah. İnşallah hocam. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Bu akşam 822. programla birlikte olduk sizlerle. Tabii ki eğer Müslümansak Müslümanlığı Müslüman gibi yaşamak gerekiyor. Tabii ki bizim konular böyle bir gecede bitirecek meseleler değil. Günlerce, aylarca, belki yıllarca konuşabileceğimiz konular var dinimizle ilgili, Müslümanlıkla ilgili. Onun için bu akşamlık bu kadar konuşabildik. Evet. İnşallah haftaya eğer müsait olursanız tekrar İnşallah, çıkarız bakalım. Hocam. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Son olarak bu güzel Ramazan ayı içerisinde bazı tavsiyeleriniz de olabilir insanlara, Müslüman kardeşlerimize. Onu da söylerseniz ondan sonra programı kapatacağım. Teşekkür ediyorum. Ben de davetiniz için teşekkür ediyorum. Faydalı olduysak ne mutlu. Şunu söylemek isterim. Hayat çok anlık bir meseledir. Önümüzde çok uzun bir hayat varmış gibi düşünürüz ama bilelim ki bir anda karşımıza ecelimiz gelebilir. Tabii. O açıdan yaşadığımız hayatı en güzel şekilde değerlendirelim. Özellikle Ramazan'ımızı son Ramazan'mış gibi yaşayalım. Tabii. Bir daha Ramazan'a erişmeyecekmiş gibi. Başka şeylere de vakit öldürmek mümkündür. Ama bu elimizden kaçırdığımız fırsatı daha sonradan ah vah demekle geri almamız mümkün değil. Kesinlikle. Bugün bulunduğumuz halin kıymetini bilelim, Ramazan'ın kıymetini bilelim. Camilere gelirken ezanı beklemeden, vaaz ve nasihat dinlemek için daha erken gelmeye gayret edelim. Kur'an okunurken dışarı çıkıp da dışarıda oturmak değil, camide oturup hayatımızı ibadetleştirelim. Çünkü cami dışarıda her zaman oturabilirsiniz.
Ama Kur'an'la her zaman buluşamayabilirsiniz. Ramazan bir fırsattır. Evet. Hayatımızı Ramazan gibi yaşayalım. Ahiretimiz i̇nşallah. De cennet olsun inşallah. Sağ olun. Çok teşekkürler bir kez daha. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, bu akşam çok değerli Alanya müftümüz Sayın Doktor İhsan İlhan Bey ile birlikte olduk efendim. Ramazan ayı içerisindeyiz. Hepimiz oruç tutmaya gayret gösteriyoruz. Bir takım işte Ramazan ayıyla ilgili olsun, oruçla ilgili olsun bir takım sorularımıza cevap bulmaya çalıştık değerli hocamla beraber. İnşallah bu Ramazan ayı hepimiz için çok sağlıklı geçer. Oruçlarımızı da sağlıklı bir şekilde ifa ederiz diye düşünüyorum. Ve bizi sabırla izleyen tüm izleyicilerimize de çok çok teşekkür ediyorum. Bu programın yapımında emeğe geçen arkadaşlarım adına çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Haftaya görüşmek üzere.